çevirin, ufak ufak çevirin. Aa, ben giderim, kaçarım ben. Direkt mi, direkt mi? Ama tam böyle güzel bir enerji veriyordunuz. Merhaba, günaydın. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Ufuk ben. İrem. Hep şöyle toplayarak gezdim uzayana kadar. Bunda da öyle olsun istemiyorum lütfen. Bu arada gözlerini kapayacaksın sen. Ben orada saçını seni keseceğim. Bu tip saçlar kolay gözükebilir ama... Korkuyorum. Bir şey yok ya. Hala korkuyorum. Aa. Çok kesmeyin. Rakibim yine kendim. Bu sefer yine birinci olacağım. Fırsat vermedi. Vermemeye çalıştı. Hep konuştu, hep konuştu, hep konuştu. Herhalde bizi yapacağı perçemle falan tatmin etmeyi düşünüyor. Ben daha 18 yaşındayım. Kadın olmak istemiyorum. Telefonu da arıyorum. Açmıyorsun. 8 yaşına kadar hiç saçınızı boyamadınız. Hiç boyamadım. Ben değişim görmek istiyorum abi. Bak ya. Bir... Ben şaşırdım. 3, 2, 1. Gerçekten inanamıyorum. Star ekranlarından herkese merhaba. Bildiğiniz gibi birbirinden farklı tarzlara sahip 5 kuaförle yarışmaya devam ediyoruz. Bu hafta birazcık değişiklik yaptık ve bizimle daha önceden yarışmış, sizler tarafından en çok sevilen kuaförlerimizi bir araya getirdik. Bakalım bugünkü yarışmacımız Ufuk Bey bize nasıl bir imaj çalışması yapacak, merakla bekliyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız sıkı durun çünkü programımız başlıyor. Merhaba, Ufuk Akıskalı ben, 37 yaşındayım. 10 yıldır Bağdat Caddesi'nde salon işletiyorum. Bir ortağım var, iyi ki de var. 23-24 yıldır çocuk yaşta bu işe başladım. Çok tesadüf eseri. Ama mesleğimi çok seviyorum. Her geçen gün birazcık daha sevdiğimi zannediyorum. Benim kuaförüm yarışmasında ikinci haftada ben yarışmıştım ve birinci oldum. Hak ederek birinci olduğumu zannediyorum. Çünkü zor bir saç gelmişti. LC'ydi modelim. Normalde dükkanda müşteri olarak gelmiş olsaydı gerçekten strateji geliştirmek lazımdı. Ama ben iyi kotardığımı zannediyorum. Tabii vakitte biraz sıkıntı yaşadım. Kesimle ilgili çok... Yani kestim saçı, değiştirdim ama... Orada minik böyle... Şeytan ayrıntıda gizlidir aslında. Böyle minik minik bir şeyler yapmak istiyordum, göstermek istiyordum ama çok da vakitten dolayı gösteremedim. Ama hak ederek birinci oldum ve bu yarışma Best Of, bir daha katılmak durumundaydım. Çünkü bir daha Best Of'ta da birinci olmak istiyorum. Birinci olacağım. Birinci seçilmişti o hafta çünkü saçımı çok değiştirmişti. Bayağı bir değişiklik yapmasına izin vermiştim. Yani o kadar değiştirdiği için hak etmiş de olabilir birinciliği. Ama ben çok beğenmemiştim. Yani çevreden çok olumlu yorumlar aldım. Ama kendim beğenemedim. Aynaya baktığımda kendimi beğenemiyordum. O yüzden değiştirdim. Bu hale getirdim. Ya ben Ufuk Bey'e bakır kullanmak istemediğimi söylemiştim. Beni ikna etti. Bakır olsun falan dedi. Tamam dedim. Ama ondan sonra aynaya baktığımda yakıştıramadım. Bakır güzel değildi bence. Ya çevre çok beğendi. Tamam ama ben onu kullanmak istemiyordum. Ayrıca bir kere zaten kısa kestirdikten sonra tekrar kısa kestirmek çok sorun olmuyor. Bunu da deneyeyim dedim. Değiştirdim, daha memnunum. Bence daha güzel bu hali. Zaten şey, bir sürü yorum geldi, sarı saç daha güzel senin için falan diye. O yüzden böyle yaptım. Belki bu seferki modelini mutlu edebilecek. Beni çok mutlu edemedi ama o kadar da kötü değildi, o kadar da üzülmedim. Biraz daha karşıdakini dinlerse, bir de biraz daha kolay bir saç gelirse model de mutlu olabilir. Evet, bugün ikinci gün. Arkadaşlarım kadar ben de heyecanlıyım. Birazdan gelecekler herhalde. Dün Ümit sırasını savdı. Şimdi sıra bende. Beklentiler biraz benden yüksek galiba. Galiba değil, öyle. Çünkü birinci olmuştum. Çıtayı biraz daha yükselttim. Bir birincilik daha almaya geldim. Ramazan abi. Ramazan abim bizim jokerimiz, her şeyimiz. O kendi elleriyle hazırlayıp getirecek şimdi. Hazırlıklar sürerken rakip kuaförlerimiz de salona varıyor. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi olduk, sen de ne haber? İyi. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen? Hoş geldin. Sen? Ne haber? İyi.
Merhaba. Hoş geldin arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bağlatacaksınız. Rahat bulmuşsunuz herhalde. Evet, kolay bulduk. Rahat bulduk. Trafik tabii her zamanki gibi. Ben aynı uzaktan geldiğim için. Evet, ben de. Evet. Heyecanlı ve sıcak karşılama oldu diyebilirim. Güzel bir salonu var. Tabii ki yapacağı çalışmayı merak ediyorum. Beni asıl ilgilendiren bu kısmı. Gayet sıcak, gayet samimi bir karşılamaydı. Tabii daha önce de antrenmanlı. İşi de biliyor. Keyifliydi. Tatlılar yendikten sonra kuaförlerimiz salonu incelemeye başlıyorlar. Şöyle bir salon gezelim. Görebilir misiniz? Burada böyle bir bekleme yerimizde mor rengin bir özelliği var mı? Var. Parayı çekiyor var. Falan derler ama. Aynen öyle. Biraz ondan. Bir de çok davetlisi oldu. Yani. Dün dikkat etmiştim zaten. Bunun en sevdiği yerlerden biri de kasaydın. Evet evet. Ya arkadaşlar şöyle. Hepimiz hobi olarak yaptığımız tabii canım. Sanatımızı çok seviyoruz ama aynı zamanda ticaret yapıyoruz. Tabii ki. Böyle yıkama yerimiz var. Boyunu kullanmamışız. Çok takılır böyle şeylere. Şöyle ki. Kullanmamışız derken. Yani bizim müşterilerimiz boyunluk istemiyor. İsteyen olduğu zaman takıyoruz. Özellikle çünkü zaten burası çok ufak bir boyun kısmı. Lastiği de silikonu da koyunca yani kadının boyunu girmiyor buraya. Özel ağrılar olduğu zaman koyabiliyoruz ama var yani. Şurada böyle minik bir kütüphanemiz var. İnsanlar okudukları kitapları getiriyor, tekrar başka bir şey alıyor, bırakıyor. Salonun içerisindeki heykeller olsun, işte fotoğraflar olsun. Ya ben salonu genel olarak beğenmedim. Çünkü eskiydi. Belki seyircilerimiz izliyor. Kamera önünde çok hoş görünebilir ama yakından bakıldığında işte dolapların kenarları kırık. Yerlerdeki işte taşların bazıları kırık. Aralarının dezleri açılmış. Yani genel olarak salona baktığımda ben salonu beğenmedim. Salonda bir kütüphane var. Benim hoşuma gitti, güzel. Açıkçası yarışmadan sonra ben de kendime küçük bir kütüphane yaptım. Geldiğinizde siz de görürsünüz. İnce düşünmüş olması güzel bir şey tabii. Bizden istediğin bir şey var mı yani özel bir... Ya şöyle hani, arkadaşlar ben geçen, merak sefer, ediyorum geçen yani. Sefer yarışmada bana gerçekten sıkı bir saç gelmişti. Sıkıdan kastım? İnanılmaz derecede işlem görmüş bir saçtı. 17 yaşından 21 yaşına kadar marketten aldığı boyalarla saçını boyayan genç bir kızımız vardı. Kafa rengarenkti. Dibli siyah, ortası kızıl, ucu çürümüş bir sarıydı. Bir de bugün üstüne gelin konsepti koyarsak, yani üzerine bir gelin saç taramamızı düşünürsek, çok kimyasal işlemle beni yoracak bir saç getirmeyin diye düşünüyorum yani. Ben başarılar diliyorum sana tekrardan. İstersen şöyle yapalım. Çok fazla heyecanlandırmayalım. Evet. Biz bir an önce çıkalım. Model arayışına girelim. Model arayışına girelim. Ben daha fazla heyecanlanacağını zannetmiyorum. Evet, biz modelimizi bulalım. Yani. Modelimizi bulalım, getirelim. Tamam, bol şans diliyorum sana. Görüşmek üzere. Eyvallah. Rakip kuaförlerimiz ışık hızıyla yola koyuluyor. Ufuk Bey rakiplerinden pek umutlu değil galiba. Arkadaşlarım gitti model aramaya. Bilmiyorum neler bulacaklar. Bulacaklar mı, bulmayacaklar mı onu da bilmiyorum da. Bağdat çatısı biraz onları zorlar. Yani 3 saat, 3,5 saat kimse gelip de saçını yaptırmak istemeyebilir. Herkesin iki kuaförü var. Bir de üstüne gelinlik giydireceksin. Zor. Yani ucu bana dokunsa da zor. Ama inşallah iyi bir model bulurlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya Ufuk Bey'i gördüydünüz değil mi? Bir önceki yarışmada çok zor saç gelmiş. Lütfen biraz daha kolay saç bulun. Ya şaka gibiydi. Ben hani gülecektim az kaldı ama gülmek istemedim yani. Es geçtim gittim yani. Ya gülecek bir şey yok. Gayet açık yüreklilikle söyledi adam yani. Öyle ben, şey olabilir mi ya bir kere? Ben geçen sefer çok zorlandım. Hani birinci de ya birinci olmuş olmama rağmen çok zorlandım. Lütfen beni zorlamayın dedi. Ama şimdi bak şöyle bir şey var. Best of çekiyoruz bir ikincisi birinci olmuşsun. Beklentim benim yüksek. Ona göre iyi bir performans şimdi bekleyeceğim yani. Hepimiz de sonuçta herkesin kendisine göre zor bir saç geldi. Dolayısıyla bir değişiklik yaptık. Böyle bir tepki olması tabii biraz hoş değildi. Bence deneyebiliriz. Merhaba. Merhabalar. 2 dakika. Yalnızca 2 dakikanızı alabilir miyiz? Çalışıyorum. Tamam. Çalışmanız önemli değil. Biz izin alırız sizin yerinize. Yok yok. Güzel yapmışsınız. Yok yok. Vallahi çok teşekkürler. Çok peki. Tatlısınız. Sağ olun. Ufuk Bey'in dediği gibi Bağdat Caddesi'nde hanımefendiler pek yüz vermiyor rakip kuaförlerimize. Hemen anladınız mı konu? Ciddi misin? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı bir arkadaştı. Çok heyecanlı. Merhaba, 2 dakikanızı.
uzun bir yürüyüş yapan kuaförlerimiz sonunda bir model adayını durdurmayı başarıyor. Bir dakikanızı alabilir miyiz? Biz benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz Star TV'den. Evet. Arkadaşlarımla birlikte biz hepimiz birer kuaförüz. Ve size bugün değişik bir formatla güzel bir saçla karşılamak istiyoruz. Kabul eder misiniz? Valla torunu okula götüreceğim şimdi. Tamam. Evet, beraber götürelim, ondan sonra gideriz. Sağ olun. Çok size bugün nasıl bir değişiklik yapacağımızı biliyor musunuz? Tahmin ediyorum ama ben ararım sizi. Gelinlik yok, tahmin etmiyorsunuz. Bugün gelinlik giyeceksiniz. Neden olmasın? 70 yaşında olur muyum? Neden olmasın? Ne güzel, yeni bir buhar açalım, yeni bir sayfa açalım. Sağ olun, eksik olmayın. Olmaz mı? Yok yavrum, gideyim ben. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Ümit Bey, karizmayı kullanalım. Ümit Bey, karizmayı kullanalım. Çok affedersiniz. 2 dakikanızı alabilir miyiz? Rica edeceğim. Bankaya çok kısa ama. Çok kısa. Yok abi, sana durmuyorlar artık. Evet, eski ben yaşlanmışım artık ya. Siz daha karizmasınız. Bence senin şartları takman lazım, yoksa durmuyorlar. Karizmatik kuaförlerimiz herhalde hiç bu kadar çok reddedilmemişlerdi. Hemen sol tarafa alalım, sol tarafa alalım. Hanımefendi, 2 dakikanızı alabilir miyim? 2 dakika. Sütten az yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Zor bir saç gelmiş ve biraz fazla uğraşmış herhalde. Gayet açık yüreklilikle bana hani uğraşmayacağım bir saç getirin dedi. Yani açıkçası basit bir saç istedi. Yani böyle bir saç pazarlığı yapacaktın, niye katıldın derim öncelikle. Çevirin, ufak ufak çevirin. Ufak ufak çevirin. Aa, evet. Sürpriz. Buyurun. Günaydın, merhabalar. Günay. Aa, ben giderim, kaçarım ben. Direkt mi? Direkt mi? Direkt. Ama tam böyle güzel bir enerji veriyordunuz. Kaçmaması için bu defa sabit bir hedefe yöneliyor kuaförlerimiz. Merhaba. Merhaba, günaydın. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun. Kuaförlerimiz kime seslenseler son sürat uzaklaşıyor yanlarından. Bu iş bugün zor geçecek anlaşılan. Pardon, bir dakika bakar mısın? Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, süper ama gel 2 dakika biraz saf edelim. Biz de kuaförüz diyor. Yine geri bakarsınız şimdi. Kuaförse kesin geri bakar. Yavaş yavaş. Ve beklenen mucize gerçekleşiyor. Pardon, bir dakika hızlı olabilir miyim? Tabii. Merhabalar. Biz merhabalar. Kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Kuaförüm yarışması. Daha önce izledim. Aa, evet ya. Evet, izledim. Evet. Ha. Bizler hepimiz daha önce yarıştık zaten. Aha. Şimdi bu seferki konseptimiz de best of. Güzel bir gelinlik konseptimiz var. Sizin saçlarınızı yeniden yaratarak güzel bir gelinlik giymek istiyoruz. Çok yakışır size. Hanımefendi teklifi kabul edecek mi acaba? Ay yok, kararsızım. Olmaz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Üçünüz bugün çok bombasınız, karizmasınız ama hiç icraat yok. Ben bu sefer... Aa, bir saniye arkadaşlar, bir saniye, ben buldum. Çok pardon bayanlar, günaydın, merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi bir konseptimiz var, benim kuaförüm. Bu hafta en iyi yarışıyor, Best of diye. Tamamen değişim yapıyoruz ve finalde gelinlik giydiriyoruz. Ama şimdi çok acele bir işimiz var. Olmasaydı gerçekten katılmayı isterdim ben bu sefer. Öyle mi? Evet, teşekkürler. Çok da beğendim. Gerçekten izliyorum, ara sıra izliyorum. Programı da beğeniyorum. Ama şu an aslında İrem... Mustafa Bey, sizi beğenmişsiniz, konuşuyoruz. Acelemiz var. Yani gerçekten. Lütfen konuşur musun? Sizi beğenmiş daha önceden yani. Teşekkür ederim bu arada. Şöyle söyleyeyim. Bugünkü konseptimiz, zaten beni tanıdıysanız, diğer arkadaşlarım da daha önceden yarışan arkadaşlar. Ve bugünkü konseptimiz gelin. Aa, öyle mi? Evet, bu genç güzel kızınıza güzel bir gelinlik giydirelim istiyoruz. Yani eğer sen kabul edersen senin için güzel bir değişiklik olur yani. Çok teşekkürler. Güzel de bir, izledim birkaç bölümünüzü ama güzel de bir anı olur. Çok kısa kesiyorsunuz falan, ben yapamam yani. Hiç boya yok. Tamamıyla sizin aranızdaki fikir alışverişiyle yani alakalı bir durum. Aslında İrem saçlarında hiç boya yok. Ben izin vermedim bu yaşına. Ne güzel, kadar. Ne güzel. Tamam, yine boyanmaz. İstemedikten sonra yine boyanmayacak. Tam istediğimiz bir model yani. Sen ne istiyorsan böyle olacak. Yani korkuyorum, güvenemiyorum ya. Yani kuaförlük kısa demek, saç kesmek, güvenebilirsin. Yani şu anki yarışan bütün arkadaşlarımız zaten şu anda en iyiler. En iyilerle birlikte. Sizin saçında kötü bir sonuç olacak düşünme sakın. Kesinlikle iyi bir şey oldu. Bence yapsın İrem. İsterim gerçekten. Yok, hayır. Hazır anne de kabul etmişken. Söz verirseniz İrem'in saçlarını fazla kesmezseniz olur. Yani, o tamamıyla ikisinin arasındaki diyalogla, iletişimle alakalı bir durum. Şimdi seninle karşı karşıya getirecek olan arkadaşımızla birlikte senin kararın olacak. Yani sen ne kadar istersen o kadar kesecek. Her şey senin üzerinden gidebilir. Peki. Finalde güzel bir gelinlik olacak.
hoş olur yani. Gelinlik. Evet. Ben 18 yaşındayım ama. Ne güzel senin için güzel bir an olur. Ön hazırlık olmuş olur. Ne kadar güzel olurum aslında. Gelinlik bak, değil sen. Anne zaten anne meraklı olurdu. Sizi göndermeye. Kısmetimi kapatırsınız. Kısmetin kapanmaz. Kısmetin açılır. Senin böyle gelinlikle durumu. Hazır anne de gelinlik sanırım biraz. Gelinlik nasıl güzel bir şeydir. Gelinliğiydi zaten. Bence hayalimle ilgili bir gelinlik olabilir diye düşünüyorum. Size uygun güzel bir gelinlik mutlu arası seçecek. İrem bence katıl. Bizim model odamıza girecek. Oradan istediği bir gelinliği seçecek. Tamam. Kendisine yakışan. Bence senin için güzel bir anı olur diye düşünüyorum. Anne kabul etmişken. Anneniz olur. Ben kabul ediyorum. İrem'i alıp götürebilirsiniz. Nasıl yani? Ne demek ki? Yok ben istemiyorum gerçekten. Ya korkuyorum yani çok kısa kesiyorsunuz. Çünkü izledim her gelen. Kimi buradan kimi izlediniz mesela? Buradan kimi izlemedim ama izlediklerim oldu. Bence gel dene. Hep beraber bir final görelim. Finale yakışır bir saç görelim. Bence hiç hayır deme. Hep beraber gidelim. Bence hazır de hayır. Hadi gidelim. Bence. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi fikir değişmeden de gidelim. Ufuk Bey'in bir şansı daha oldu. Model yönünden çok şanslı buldum bence. Çok sessiz bir modeldi. İnşallah bundan kolay bir saçtan çok kolay bir model, çok kolay bir renklendirme, çok kolay bir kesim olmaz. Kolay bir saçta yapılabilecek en zor şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Rakip kuaförlerimiz vakit kaybetmeden İrem Hanım ve annesiyle birlikte Ufuk Bey'in salonuna gidiyor. Hep şöyle toplayarak gezdim uzayana kadar. Bunda da öyle olsun istemiyorum lütfen. Bu arada gözlerini kapayacaksın sen. Ben orada saçını senin keseceğim. Bu tip saçlar kolay gözükebilir ama... Korkuyorum. Bir şey yok ya. Hala korkuyorum. Aa. Çok kesmeyin. Rakibim yine kendim. Bu sefer yine birinci olacağım. Fırsat vermedi. Vermemeye çalıştı. Hep konuştu. Herhalde bizi yapacağı perçemle falan tatmin etmeyi düşünüyor. Ben daha 18 yaşındayım. Kadın olmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, şey yapalım. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani çok enteresan. Ufuk çıkarken rica etti. Yani dedi ki beni yormayacak bir saç getireyim kimyasalla ilgili. Biz gerçekten Ufuk Bey'in dediğini yaptık ve tuhaf bir saç getirdik. Yani... İyilik yaptık. İyilik mi yaptık? Tabii tabii. Rakibimiz niye iyilik yapalım ki? Kolay saçla neler yapabileceğini göreceğiz. Yalnız arkadaşlar ben sizden rica ediyorum. Tekrar söylüyorum İrem öğrenci. Lütfen buna dikkat edin. Tamam. Sizin o konudan yana bir şey. Zaten Ufuk Bey dikkat edecek. Evet. Ama biz de elimizden geldiği kadar tabii korumaya çalışırız. Tamamen onun sanatıyla alakalı bir şey. O arasında artık İrem, kralıkları güzel. İrem ben ikna ettim sonra İrem'le evde karşılaşmak istemiyorum. Kendisiyle de birazdan görüşecek. Aralarında zaten konuşurlar da zaten merak etmeyin. O zaman biz şöyle yapalım. Modelimizi bekletelim. Gidelim bakalım Ufuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Ona göre ben tekrar gelip alırım modelimizi. Olur tamam öyle yapalım. O zaman siz biraz bekleyin. Tamam. Biz gidip gidelim. Hadi biz gidelim. Bakalım heyecanlı mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldik. Var mı biri? Var mı biri? Ben geldim. Birileri. Biz geldik. Sana damat geldik inşallah. Ne yaptık? Modelini bulduk. İyi. Ufuk bıraktığımızdan biraz daha heyecanlısın galiba. İşte şey yapmadım. Gittiğinde heyecanlanıyor. Ben seni mesela gördüm. Senin şu heyecanla ilgili bir durumun var ya. Heyecanla ilgili çok cümle kuruyorsun. Ben de heyecanlıyım da ondan. Kesinlikle. Ben onu ilk günde söyledim yani zaten. Yani daha belki yarışmanlı da mesela hep heyecanla ilgili cümleler kuruyorsun. Evet. Ya heyecan tabii ki de var yani. Yani kimde yok ki? Bakalım sen de modelini gördüğün zaman beğenecek misin? Görmek ister misin peki? Yani stratejik bir şey mi yaptın bilmiyorum da bekliyorum. Görmek tabii isterim. Görmek, dokunmak. Peki o zaman biz biliyorsun. Kara gözlüğümüzü takalım. Sen Güvencim sen git al gel. Gel. Soğuk terler dökülsün. Devam mı? Bir an önce tanışsınlar. Biz de o zaman yapalım. Ya dün sen taktın. Dün bana taktın. Bu kaç diye sormuştun. Kaç bu Ufukcuğum? 3. Tamam. Sıkıntı yok. Ben sen git o zaman Güvencim tamam. Hemen şey yap. Güvencim, ben seni almaya geldim. Yalnız sana şunu özellikle söylüyorum. 18 yaşındasın. Evet. Saçların şu anda doğal. Evet. Tamamıyla renkleriyle oynatmak, işte kestirmek tamamıyla senin elinde. Senin istemediğin hiçbir şey yapamaz arkadaşımız. Anlatabildim mi? Yani kaşların doğal. Aynen. Ya bunların hepsi çok önemli şeyler. Yani. Ve lise öğrencisin değil mi? Evet, lise sonu. Yani bir de okul var. Yani evet, okul yönetimi var. Hani ne derler. O zaman şöyle yapalım. Ben sizi biraz tamam. Bekleteceğim burada. Tamam. İrem ben seni alayım. Kuaför arkadaşımızla karşılaştıralım seni. Tamam, tamam. Hadi bakalım alayım İrem. Işte. Soluna doğru biraz dönebilirsiniz. Ne yapayım? Soluna doğru. Yani şöyle bize de dön. Biz seni görelim ama. Ya bak ben sana yardım edeyim. Tamam, dur böyle. Tamam. Modelimiz geldi. Geldi mi? Evet, sen gözlükleri fazla elleme.
Şimdi modelimizle seni bir baş başa bırakacağız. Tamam. Şöyle bir elle bakalım. Bir ses alalım. Evet. Merhaba. Bakalım nasıl olacak. Model el değil bu ya. Nasıl model el bu? Bu şeyin eliydi. Sinan'ın eli sanki. Bir saçtan ne o zaman? Bir daha değil mi karnım? Ha. Merhaba. Bu silahı değilsin. Bayağı güzel. Hayır, güzel. Sanki böyle bir espri yapacaksınız diye düşünmüştüm. Yok, yok, hayır. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Saçlarınıza da bakayım. Peki. Çevir yapalım arkadaşlar. Ufuk Bey'i daha fazla bekletmeyelim. 5'ten geri yapalım. Kesinlikle. Bu işi bir an önce konuşacağız. Bakalım ne olacak. Ufuk, sahneye başlar mısın? Sayıyorum. 5. 4. 3. 2. 1. Buyurun. Al bunu. Çıkart. Sen çıkart. Çok kötüymüş ya. Yani gözünü tutken... Modelimiz burada değil mi? Aa, merhaba. Merhaba. Ufuk ben. İrem. Bir meditasyon yaparken gözlerimi kaparım ama başka şeyler görürdüm. Gözüm açık ve ben bambaşka bir şey gördüm. Karşımda esmer, çok cici, çok genç bir kız gördüm. Yaşı çok genç. Yani şu anda evlenmek, gelin olmak gibi şeyleri düşünmüyordur muhtemelen ama her genç kızın da hayali bu olsa gerek. Ona değişik bir anı yaşatacağım. Ne güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya çok çılgınsınız gerçekten. Çılgınlık. Evet. Yani saçını kısacık kesecek. Kastın. Yani yok. Şöyle, çılgınlıktan kastım şu. Bilmiyorum arkadaşlarım siz nasıl ikna etti. Gerçekten biz dün çok zorluk çekmiştik bununla ilgili. Hatta o kadar zorluk çektim ki yani girdiğim yemek yiyen insanların içine gelin olmak isteyen var mı diye de bağırmıştım. Hiç tanımadığınız bir kuaföre geliyorsunuz. Saçınızla ilgili bir takım şeyler yapılacak ve üzerine gelinlik giyecek. Evet. Öyle bir hayaliniz var mı yok mu bilmiyorum ama çılgınlığınızdan dolayı kutlarım sizi. Oturtalım istersen. Peki, ayakta bir gidelim. Ben size şöyle yapayım, pardon. Merhaba, ben İrem Kök. 18 yaşındayım, lise son öğrencisiyim. Yolda karşılaştık, bizi ikna etmeye çalıştılar. Ben hiç ikna olma taraftar değildim ama annem beni ikna etti. Annem kuaförlerin taraftarı oldu benim yanında olacağına. İnşallah sonucunda pişman olmam, yoksa annemi yakarım. Evde çok kötü şeyler olur. Yani... değişik bir şey olacak gibi geliyor bana. Arkadaşlarımla yolda gelirken aklında böyle ufak ufak böyle bir şeyler hayal etmişsindir. Bir kere saçını kesmek istemem çünkü keseceğim ama kısaltmak istemem. Elimde malzemem var ve ben bu malzemeyi maksimum kullanmak isterim gelin saçı tararken en azından. Ama rengiyle ilgili bir takım şeyler, ufak dokunuşlar yapmak istiyorum. Çünkü tarayacağım saçın da figürlerini birazcık daha ortaya çıkartır. Ama yapacağım renklendirme senin bundan sonraki hayatında hayatını zorlaştırmayacak. Yani en azından saçınla ilgili olan kısmını hiçbir şey yapmayacak. Çünkü saçının rengini, yani ana rengini değiştirmeyeceğim. Boylarına ve uçlarına doğru highlightlar, ombre dediğimiz şu anda olan renklendirmeyi yapacağım. Onunla hayatını devam ettireceksin. Çünkü dip çıkma gibi bir durumun yok. Evet, dolayısıyla da, aynen öyle. Dolayısıyla da ufak dokunuşlarla, renklendirmelerle saçına bir hava katacağım. Karakteristik bir hava kazanacak saçın. Çok güzel çünkü rengi. Şöyle bir handikap var. Model daha küçük, 18 yaşında. Her şey olmayabilir. Yaptığı şeylerde belki yaşını büyük gösterebilir veya yakışmayabilir. Ufuk Bey'in fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar dedikleri içmesinde çünkü kısalık konusunda ben çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Çünkü ben saçımı kesinlikle uzun kullanmayı seviyorum. Yani hatta hiç kesmeseniz benim için daha iyi. Ben uzun kullanmayı seven biriyim. Yıkayıp direkt çıkıyorum. Kurulayıp hiçbir şey sürmeden veya fön çekmeden falan direkt kullanmayı seviyorum. Çünkü kendisi de düz, yapısı da düz. Yani boya yok, dipten boya kesinlikle istemiyorum. Ki yapmayacaksınız şöyle da. Ki aslında bugün sizin yani şansınız var. Neden? Çünkü gelin konsepti. Eğer gelin konsepti olmasaydı ben gerçekten sizin saçınızı değiştirerek, keserek değiştirmek isterdim. Ama yani bana saç lazım gelin saçı tararken de yapacağım kısa saçla da yapılabilir. Yapılır da yani hani bu kadar uzun saçı gelin saçı tarayacağım yani. Diye de kesmenin bir esprisi yok. Yani anladığım kadarıyla bugün toplama bir gelin başı göreceğiz. Şöyle arkadaşlar yani ben gelin başlarında böyle çok çiçekler böcekler işte böyle frapan saçlar falan çok yapmıyorum. Artık daha doğallık var zaten. Aynen öyle. Yani dün sana da dedim ya yani bakımlı saç. Önemli aslında bakıldığı zaman. Yani kırmızı halıda da insanlar Oscar aldığı zaman görün.
üzerinde inanılmaz derecede marka bir kıyafet, gece tuvaleti varken saçı hiç dikkat ettiniz mi? Etmişsiniz muhtemelen. Kuru bir dalgası var. Yani ama şimdi şöyle bir şey de var. Hafifleri bir şeydi. Şimdi mesela çok çılgın şov saçları da olabilir yani. Mesela gelinlik böyle çılgın bir gelinlikse 18 yaşında, çılgın bir saç oluyor. Şimdi 18 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Öğrencisin muhtemelen. Evet. Şimdi biraz evvel dediniz ya piercing var falan dediniz ya. Ben başka bir şey hayal ettim. Eğer senin boynunda yani hayata bakış biçimin farklı olmuş olsaydı siyah gelinlik bile giydirebilirdik icabında. Anlatabiliyor muyum? O zaman çılgın bir saç yapabilir miyim? Yani mesela, yani bu kişiyle de çok örtüşen bir şey. Kuaförüme güveniyorum çünkü beni düşünüyor. Yaşımı ön plana getirerek saçıma, yaşıma uygun bir saç yapmak istiyor. İleriki günlerde de kullanabileceğim, rahatlıkla kullanabileceğim bir saç veriyor bana. Yapacağım saç hiçbir zaman İrem'in önüne geçmeyecek normal gündelik hayatında. Onun yaşına uygun. Hayatında zorlaştırmayacak bir saç renklendirmesi ve saç kesimi yapacağım. Ama bugünün sonunda çok hoş, güzel bir gelin yapacağım ona. Biz seni yalnız bırakalım. Evet, evet. Biz seni modeline baş başa bırakalım. Evet. Nasıl olsa aralarda ziyaret edeceğiz. Evet. Evet. Bakalım neler çıkacak. Ben süreyi başlatalım. 3, 2, 1 ve başlattık. Kolay gelsin. Başarılar. Teşekkürler. Su dökeyim arkanızdan da tez gelin. Çabuk gelelim. Evet. Arkadaşlarım gitti. Şimdi biraz evvel arkadaşlarımın yanında anlattığım gibi saçının boyunu çok fazla kesmeyeceğim. Çünkü uzun saç malzeme lazım biraz saçını taramak adına. Hı. Ama yalnız şu aşağıda anlamsız böyle inceliğin var. Hem onlardan kurtaracağım seni. Hem saçını birazcık daha bir doku kazandıracağım. Hı hı. Ama aklıma bir şey geldi. Yani programın formatı şu, değişiklik. Evet. Senin rengin çok güzel. Uçlarına ben highlightlarını, renklendirmelerini yapacağım ama rakiplerim çok fazla değişiklik olduğunu düşünmeyecekler. Dolayısıyla sana şöyle çok karakteristik, çok dümdüz bir kakül kesmek istiyorum. Alnın dar gerçi ama dar alınlara da kakül oluyor. Şöyle bir tık daha yukarıdan başlanarak, tamam, tam kaşının üstünde bitecek. Ve altına transparan bir renklendirme yapacağım. Şöyle, transparandan kastım. Kahkülünü kaş bitişlerinden ayırdım. Üçgen yaptım. Tamam. Kaş bitişlerinin hemen bir santim daha üstünden. Yaptıktan sonra saçın en üst kısmını ayırıyorum. Kestikten sonra. Orası kendi rengin kalıyor. Altındaki kısmı da boyuyorum. Belki iki renk olabilir. Tamam. Sonra üstündeki koyuluk düştüğü zaman aslında bakıldığı zaman yine koyu bir kahkülün varmış gibi duracak. Ama sen yürürken, kafanı oynatırken aradan böyle transparan renkler görünecek. Bu tamam, bu senin için çok böyle radikal bir değişiklik olmuş olabilir. Yani ben o kesini sevmiyorum yani. Şunları bile uzatana kadar bayağı zaman geçti. Kahkül mü yaptırmıştın? Aynen. Şöyle yandan bir şey istemiştim ama hiç istediğim gibi bir şey olmadı. İlk kez kestirdim onu da. Hiç istemedim yani. Hep şöyle toplayarak gezdim uzayana kadar. Bunda da öyle olsun istemiyorum lütfen. Şöyle ki benim anlattığım çok bambaşka bir şey. Sen sizin hafif böyle... Sizin anlattığınız daha da kısa. Aynen öyle. Benimkisi gerçekten iddialı bir kâkül. Yani çok karakteristik bir kâkül, iddialı. İnanılmazca da bir hava katacak sana. Yani saçını arkadan topladığın zaman, açık bıraktığın zaman, ördüğün, hatta yandan iki tane böyle ördüğün zaman, uçlarındaki renkleri de kullanacaksın. Yani normal gündelik hayatında, ben bugün bu bir yarışma, yarışmada sana bir takım işler yapacağım ama sonrasında da gündelik hayatında da kullanacağım, esprili bir saç yapacağım. Onları anlatmadığım bir sürprizim var. Biraz evvel söylediğim kahkül ve kahkül renklendirmesiyle ilgili. O da bir değişim çünkü. Haberleri yok. Onlar için de bir sürpriz olacak. Yine onlara böyle bir geldikleri zaman şöyle bir hipnotize ederek susturayım bakayım neler yapacaklar. Modelimizin saçı evet çok kolay. Çünkü şöyle doğal bir saç. Hiç işlem görmemiş. Boyu da gayet iyi, uzun. Yani o saç bende olmuş olsa inanın bana çok daha değişik, çok daha frapan, çok daha transparan, çok daha böyle tarz bir şey yapabilirim yani.
Saçla ilgili mesela biz hiç yoruma fırsat vermedik. Ben dinledim sadece. Evet, bizi konuştu. İyi çalıştı çok. Sürekli Lersen çalışmış. Aslında evet. bizi konuşturmalı değil. Modeli de konuşmalı. Çünkü çok uysal gitti. Yani modeli geldi. Kestirmeyeceğim tamam dedi. Biraz yani. Dedi. Tamam dedi. Çünkü boyatmayacağım dedi. Biraz dedi. Tamam dedi. Dün benim modelime denk gelseydi acaba neler olurdu merak ediyorum. Çünkü ben dün gerçekten beni çok zorladı. Ben gerçekten bir değişim yaptım. Doğal olarak da şimdi Ufuk Bey bugün bence biraz daha kolaya kaçtı gibi geliyor. Doğal olarak da yapacağı bir saçta bir değişim olacağını düşünmüyorum. Anlattıklarına göre konuşuyorum. Yani bir şey, de, evet şimdi best of çekiyoruz. Bana klasik bir saçla gelirsen benden olumlu bir şey alamazsın. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Modelin yaşını öne sürüp de ona göre bir işlem yaparsan yanlış. Şimdi saçını yıkadık. Keseceğim. Şimdi kahkülde tekrardan bir daha birkaç cümle kurmak istiyorum bununla ilgili. Sonra saçını keseceğim. Saçını kesmeye devam ederken sen de hayal et lütfen biraz. Çünkü İkimiz de hayal edelim. Bir hayal, bir şey ediyoruz. Yani gelinlik, saç, makyaj. Öyle bir kurgumuz var. Ben kahkül kesiyorum. Altına bir transparan renklendirme yapıyorum. Ve için rahat olsun diye de sana şunu diyorum. Altındaki transparan renklendirmeyi sevmezsen ki dünkü yarışmacım benim Ümit. Modelini şöyle kandırdı. Kandırdı diyorum yani. Günü kurtarmak adına tavladı diyelim ya da. Sarışın olmak istiyordu modeli. O da hayır dedi. Bakır yapacağım seni. Sarı, bakır, sarı. Biz geldiğimizde bakıra ikna olmuştu. Tabii doğal olarak sorduk. Nasıl ikna ettin? Modeli şey dedi. Daha doğrusu Ümit modeline demiş ki ben senin saçını bakır yapacağım. Bir hafta, 15 gün sonra geleceksin ben seni sarışın yapacağım. Teknik olarak müsait mi? Müsait. Ama yani müsait kendi saçta bir sürü tahribatlar yaratması olası yüksek. Dünkü modelime de bakır yaptım. Ki o kadar ısrar etmesine rağmen sarıda ben bakırda karar kıldım ve sonuç bence kesinlikle muhteşem oldu. Ben değişimi insanlar gibi algılamıyorum. Bu bir yarışma konsepti. Best of ve en iyiler kapışıyoruz. Yani sıradan doğal bir saçı bana değişim diye asla sunamaz. Kabul etmem. Eriştireyim de ona göre olur. Şimdi ben makaslarımı alayım Resul Bey. Saçını keseceğim. Biraz sür istersen. Şimdi İremciğim, ayağa kaldıracağım seni 2 saniye sonra. Ayaktayken saçını biraz keseceğim. Sonra oturacaksın. Biraz sakinleştirmek adına sana nefes egzersizi yaptıracağım. Tamam, yaptım daha önce. Çok basitinden ama yani. Çok herkesin yapabileceği bir şey. Çok basitinden. Nefesini gerçekten nasıl kullanacağınla ilgili. Yani burnundan nefes alıyorsun muhtemelen. Ama burnundan doğru mu nefes alıyorsun? Ağzından nefesini nasıl veriyorsun? Burnundan mı alıyorsun? Burnundan mı veriyorsun? Böyle sınava girerken falan da çok ihtiyacın olacağı nefes egzersizi. Çok basic bir şey. Tamam. Saçını ayağa kaldırarak kestikten sonra oturduğun zaman. Bu arada gözlerini kapayacaksın sen. Ben orada saçını seni keseceğim. Tamam. Kandıracaksınız yani beni. Yok yani kandırmayacağım. Dün Ümit'in yaptığını yapmayacağım. Hani saçını keseyim. 15 gün sonra kahkülün uzar falan ya da gel onlara kaynak yapayım falan öyle bir şey demeyeceğim. Yani keseceğim ve renklendirmeyi yapacağım. Onu da gündelik hayatında sen rahatlıkla kullanabileceksin. Şu an kahkülüm için biraz tereddütlerim var. Nasıl olacağını merak ediyorum. Bana yakışacak mı? Çünkü bana kerkinin yakıştığını pek düşünmüyorum. Yani yüzüm uzun ama alnım kısa ama şuradan başlanılacağı söylendi. Merak ediyorum nasıl olacak? Kuaföre çok sık gitmiyorsun herhalde değil mi? Çok sık gitmem çünkü uzun kullanmayı seviyorum. Yani mesela annem söylüyor sürekli git biraz değiştir. Hani rengini değiştir. Annem çok ısrar etti rengini değiştirmem konusunda ama ben istemiyorum ya. Çünkü renginden memnunum ki... Bir tek ben de değil. Yani arkadaşlarım renk, falan da hep söylüyor. Zaten şu anda rengini değiştirme. Rengini sadece ufak hareketlerle, benim sana yapacağım minik hareketlerle de değiştirebilirsin. Ne kadar yıldır bu işe? Senin yaşından fazla. bir ayağa kaldırayım lütfen seni. İrem Hanım şimdiden nefesini tutmaya başladı. Size güvenebilir miyim? Bana kesinlikle güvenebilirsin. Ya çünkü şu an keseceğim saçını. Çok radikal bir kesim yapmayacağım.
Yine uzun saçlı olacaksın. Kestirdiğinizi bana göstereceksiniz. Onu göreceğim. Tabii. Ben sana şimdi şöyle göstereyim. Nasıl, ne kadar keseceğimi istiyorsan. Bak. Aşağı doğru saçın çok inceliyor. Evet. Şu kadar keseceğim. Bak. Görüyor musun zaten? Tamam. Evet. Zaten incelmiş burası. Bunlardan kurtulacaksın. Yani kötü sınavlar, kötü arkadaşlar, bunların hepsi gidecek. Tamam. Tamam. Saça ne yapmak istersen çok kolaylıkla yapabileceğin, hiç uğraşmadan sonuç elde edebileceğin bir saç. İşte sadece boya vesaire falan gibi değil. Yani bir gelin saçı tararken de ya da bir şekillendirme yaparken de çok zorlanmayacağı bir saç. Bu tip saçlar kolay gözükebilir ama çok zorluklar çıkarabilir. Görsellik olarak da güzel şeyler çıkarmayabilir. Sen bu sene son muydun? Evet, son. Üniversitede nereyi düşünüyorsun? İstanbul Üniversitesi'ni düşünüyorum. Hangi bölüm? Sivil Havacılık ve Kadın Hizmetleri bölümü. Ha, enteresan. Bak heyecan yaptım. Normaldir, saçımı ilk kestim. Boya bulacaksın. Şöyle ben mesela salonuma da ilk defa gelen... Resul, bir pens alabilir miyim? Salonuma da ilk defa gelen, tavsiye üzerine gelen bir müşterimi çok heyecanlanıyorum saçına dokunurken. Özellikle gelinse zaten bir kat daha fazla yaşıyorum. Hazırlıkları tamamlayan Ufuk Bey saç kesme işlemine geçiyor. Birazcık ben seni böyle profilden de görmek istiyorum çünkü. Korkuyorum. Bir şey yok ya. Hala korkuyorum. Aa. Çok kesmeyin. Yerde ince kestiğim saçlar bir şey değil. Bu çok. Şöyle bir saniye, bir dakika. Neresi çok? Biraz daha gösterdim ya sana ya. Aa, işte. Ne bileyim, kısalmış. Yani... Ya istiyorsan kesmeyeyim ya da bunları sana vereyim. Kaynak. Öyle dursun sen de. Anısı vardır belki. Şöyle biraz bana eğ çok lütfen. Geldi. Biraz eğ başını lütfen. Tamam. Fırsat vermedi. Vermemeye çalıştı. Hep konuştu. Herhalde bizi yapacağı perçemle falan tatmin etmeyi düşünüyor. Ben daha 18 yaşındayım. Kadın olmak istemiyorum. Telefonu da arıyorum. Açmıyorsun. 8 yaşına kadar hiç saçınızı boyamadınız. Hiç boyamadım. Ben değişim görmek istiyorum abi. Bak, ya. Ben şaşırdım. 3, 2, 1. Gerçekten inanamıyorum. Programa karşı çok ön yargılarım vardı ama... Sebep? Ben izledim birkaç bölümünüzü. Hı hı. Yani... Benim olduğum mu yoksa benden sonraki olanları mı? Sizden sonra olanları izledim. Yani bir bayan gelmişti, hatta saçı uzundu bayağı. Evet. Bir anda makası vurdular, artık yapabileceğim hiçbir şey yok dediler. Siyah saçlı kızımdan bahsediyorsun. Evet. O benim grubumdaydı, benim adaşım kesti Ufuk. Gerçekten güzel bir saç kesti. Çok çünkü, kesti. Tamam, çok kesti, evet. Haklısın. Ama modeli çok minyon, ufak tefek bir kızdı. Evet. O saçlar onu aşağı doğru çekiyordu. Zaten 1.50 boyu var kızın. Saçları da beline kadar. Arkadan bakıldığı zaman yürüyen saçtı kız. Dolayısıyla çok düzgün bir model buldu ona. Ve güzel bir kesim yaptı. Ha, ben eleştirdim. Tabii biz yarışmada olduğumuz için olaya daha detay bakıyoruz. Başka bakıyoruz. O yüzden eleştirdim ama çok olması gereken güzel bir kesim yapmıştı. Senin öyle bir durumun yok. Sen hani daha uzun boylusun. Biraz öne alabilir miyim seni? Çok pardon. Bak şimdi saçların bu. Tamam. Boyu bu. Ama şimdi elle bir dakika saçını. Biraz evvelki inceliğini yok değil mi? Daha kalın oluyor. Evet, daha gür. Şimdi tamam. Şimdi saçın makasımı değiştireceğim. Saçına katlar yapacağım senin. O katların en kısası nereden başlayacağım? Onları da göstereceğim. Genç modelimiz İrem Hanım'ın kuaförü Ufuk Bey'e güvenmesi biraz zaman alıyor. Güzel bir şey çıkacak değil mi ortaya? Yani onun için buradasın. Bu salon da onun için burada. 10 yıldır da çalışıyoruz. Size güveniyorum. Özellikle kafir konusunda. Çok karakteristik bir kafir keseceğim. Biraz yukarıdan başlatacağım kafirli. Belki transparan bir renklendirme yapabilirim. O zaten inanılmaz derecede yüzünü değiştirecektir. Gözlerini birazcık daha ortaya çıkartacaktır. Çünkü yapılan kahkül gözümüze bir tente gibi
durup gözlerdeki ışıltıyı birazcık daha ön plana çıkartacak. Ben size bir şey soracağım. Sor. Şimdi benim her dediğimi yapıyorsunuz. Hı-hı. Kısa istemedim, kısa kesmiyorsunuz. Hı-hı. Şu an bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Ama bunu acaba diğer yarışmacılar nasıl karşılayacak? Çok bir değişim olmayacak sanki. Sen farkında değilsin şu an neler yaptığımı. Ben seni dinledim ama saçını kesmedim. Yani kısa kesmedim ama evet, saçını nasıl kesiyorum. Nasıl karşılayacak bunu diğer yarışmacılarınız, diğer modeller? Merak ediyorum. Diyecek. Onlar da muhakkak bir şeyler söyleyeceklerdir bununla ilgili. Ama burada bir gelin konsepti ve ben gelinimi çok da mutsuz etmek istemiyorum açıkçası. Bir de benim için saç lazım. Ben gelin saçı tarayacağım kısa kestikten sonra. O zaman niye gelin saçı tarayalım ki? Yani dün arkadaşım yaptı, saçı buraya çıkarttı. Evet. Hafif dalgalı fön çekti, özensiz. Bir basık, buraya da böyle kondurulmuş sahte bir durumdu. Biz şu anda senin saçına gerçekten bir değişiklik yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir kere o ucundaki katlarını, yani incelen kötü katlarını aldım. Tepene daha volümlendirecek katlar yapıyorum. Siz çok şanslısınız ama. Bence sen de. Tabii biz kendi modellerimizi görmedik ama yani bu konuda çok şanslı. Çok şanslı bir model geldi. Ve model ne derse Ufuk Bey tamam dedi. Ne derse tamam dedi. Hani yani isteklerini bile söyleyemedi diyebilirim. Yarışmacı arkadaşlarım geldikleri zaman görecekler ya da işte finalde görecekler. Sen bir kere değişeceksin. Yani saçını yıkadıktan sonra da değişeceksin aslında. Yarın mesela ya da işte akşam. Yani eve gittiğimde rahat edebileceğim değil mi? Kesinlikle aynaya edebileceksin. Aynaya bakıp keşke yapmasaydım demeyeceğim. Yok, kesinlikle edebileceksin. Yani edemezsen zaten televizyona şikayet edersin. Yani yok. Burada kendi yarışmamız birinci olmak için benim saçımı heba etmeyin. Ne yapıyorum ki mesela? Sonuçta saçının rengini bir kere değiştirmiyorum, heba almıyor. Sana şu anda inanılmaz derecede güzel bir şey yapıyorum. İnanılmaz derecede. Çünkü sen saçını senede 3 defa kestiren... Mesela bu saçı en son ne zaman kestirdin? Hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Yani korkuyorum kuaföre. Çünkü uçlarından alıyorsun, yarıya kadar getiriyor. Değil mi? Niyeyse? Kuaförlerin saç anlayışı, kesme anlayışı kısa direkt. Bence çok yanlış. Ya şöyle, keserek aslında değişiklik yapılıyor. Ama dediğin çok doğru. Ben mesela öyle bir şey yapmıyorum biliyor musun? Çünkü ben 2 santim istiyorsa 4 santim keserek o 2 santim bana bir şey kazandırmıyor ama müşterime çok şey kaybettiriyor. Dolayısıyla ben yani 2 santim keserek de aynı parayı alıyorum. 4 santim keserek de aynı parayı alıyorum. 4 santim kestiğim zaman bana hiçbir şey kazandırmadığı gibi müşterilerime yani saçları kullanan insanlara çok şey kaybediyor. Dolayısıyla ben o kuaförlerden değilim. Sana da biraz evvel anlattığım gibi kestim zaten saçını. Evet. Öyle anlatıp görmüyordum. Ben tak diye makası koyabilirdim. Geçmiş olsun da diyebilirdim. Dolayısıyla ben söz dinleyen bir kuaförüm ama kendi isteklerimi de dikte etmeden ikna ederek yaparım. Modelinin güvenini kazanan Ufuk Bey iddiasını da ortaya koyuyor. Remcim ben işte geçen sefer birinci oldum ya. Evet. Birinci olduğumda 8 puanla birinci olmuştum. Rakibim yine kendim. Bu sefer yine birinci olacağım. Daha fazla puanlı olmak istiyorum. O yüzden de rakibim kendim yani. Beni buraya ikna edip getirenler sizin rakipleriniz. Evet. Yani format gereği yanımda 3-5 kişi olması lazım. Bence onlar da gayet iddialı. Muhakkak canım yani. Tek yapıyorum. Yani tabii ki de. Geliyor? Tabii ki de. Bu özgüven nereden geliyor? Ben normalde de böyleyim. Ya bir şeye inanıyorsam yani ısrar ederim. Hatta tartışırım. Beni çürütmeleri için bir şey söylemeleri lazım. Yani bu saç atıyorum şey yapacaklar. Geldiler niye böyle? Tamam nasıl olması lazımdı derim ben de. Bana cevap olarak bir şey soracak. Neden derim?
Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani boş konuşmayı sevmiyorum. Bana soracak, bu saçı niye böyle kestin? Cevabını veririm. Niye bu böyle? Onun da cevabını verebilirim. Beni eleştirdikleri zaman da sorarlarsa eğer, tamam o zaman ne yapmam lazım? Çözüm üretin. Ürettin, neden? Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden özgüvenim var yani. Güzel. İyi birine denk gelmiş. Geçen sefer bana çok bambaşka bir saç gelirken şimdi böyle bir şey geldi. Şansım mı, şanssızlığım mı bilmiyorum. Şansım diye nitelendiriyorum. Geçen sefer de çünkü ben zor işleri de seviyorum aslında bakıldığı zaman. Yani hani benim için zor kadın yok, anlaşılmayan müşteri var. Şimdi saçını biraz kuru keseceğim. Ufuk Bey bu özgüvenli tavırları ve iddialı konuşmalarıyla İrem Hanım'ın gönlünü fethediyor. Ben mesela ilerideki gelin saçımı da size yaptırabilirim. Valla ilerideki gelin saçını buradan söylüyorum yani hiç ücret almadan. Saçını, makyajını. Sen evlen. Sözünü aldım. Unutmam bunu, kayıtlarda da var zaten. Hiç aşk olsun, ben bir de söylediğimi unutmam, merak etme. Modelini önemsediğini her an hissettiren Ufuk Bey yaptığı her işlemi açıklıyor İrem Hanım'a. Bu yapılan kat saçını hiç inceltmez, tam tersini hacimlendirir. Bak görüyorsun değil mi? Bak saçında hiçbir şey yok saçında. Elinle buruşturduğun zaman bile saçın volümleniyor. Neden? Bağlantılı bağlantısız dediğim kesim, bağlantısız kesimler şöyle yapınca kısa olduğu için bağlantıları birazcık daha yukarı şişiriyor. Bir de köpük ve muadili şeyler kullandığın zaman çok böyle vamp bir saç yapabilirsin. Düz fön de çektirebilirsin. Çünkü düz fön çektirdiğin zaman hiçbir zaman böyle kat 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 durmayacak. Katlar hep slide'lar, yani geçişler hep aralarda. Başını öne eğdiğin zaman, dipten kurutmaya başladığın zaman şişecek. İstediğin zaman ör, burgu yap. Pens tak, toka tak. Şımarık saçlar yapabilirsin. Nasıl? Fön çektiğimi nasıl yapacağım? Dediğim gibi fön çektirdiğin zaman, düz fön çektirdiğin zaman da yani biraz evvel geldiğindeki katlar kötüydü. Hı hı. Çünkü alınmış böyle kesilmiş, alınmış, kesilmiş, alınmış, kesilmiş ve bırakılmıştı. Hissetmiştik biz arkadaşlarımla da. Hı hı. Şimdiki öyle değil. Şimdikinde bir doku kazandırıyorum zaten şu anda saçını. Muhtemelen arkadaşlarım da yani rakiplerim de bu ve buna benzer saçlar kesiyorlardır. Yani kestiklerini umut ediyorum. Saç kesiminde böyle bir açılar vardır. Olmazsa olmaz. Biraz evvel yaptım açılar. İşte 45 derece aldım, getirdim hepsini bir yerde, sonra 90 derece aldım falan. Normalde bir açı lazım. Bu olması gereken bir şey. Ondan sonra da saça doku kazandırmak için, kişiselleştirmek için kuaförün bakışı, hüneri gerekiyor buna. Birazcık daha gusto da lazım, vizyoner olması lazım mesleki anlamda. Dolayısıyla da doku kazandırırken de buna benzer. Yani saçla oynuyorum ben. Neresinde hacim, neresinde kısalık veya uzunluk bırakmak istiyorsam onları yapıyorum. Güzel çalışmalar yapabilir. Hem kesim olarak, hem renk olarak, hem de topuz olarak. İlla çok aşırı kısaltmasını istemiyorum ama sadece saçtaki hatayı düzeltmek istedi. Biraz işin basitine kaçıyoruz gibi geliyor bugün bana. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ben de saçı ıslak kesmiştim. Şimdi kuru keserek biraz kişiselleştirip doku kazanıyorum. Saçının boyunu çok kesmedim. Yani gördüğünüz üzere buralarda hafif oynaya bağlantılı bağlantısız kesimler yapıyorum. Biraz evvel siz gelmeden de anlatıyordum. Şu renkleri ne ton düşünüyorsunuz? Valla ne ton düşünüyorum şimdi şöyle, bakır düşünmüyorum. Geçen sefer bakır yapmıştım. Ton. Ya şöyle arkadaşlar, bir renklendirme yapacağım. Ben diyelim ki karamel dedim. Sana göre benim karamelim bambaşka olabilir. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bir renklendirme yapacağım. Şimdi desem ki saçı komple boyayacağım kahve diyebilirim. Ama arada renklendirmeler yapacağım için yani birazını tutup aşağı doğru çekeceğim. Atıyorum orayı az açacağım. Burayı biraz daha fazla açacağım.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben ne demem lazım ki sen tatmin olacaksın? Yani yok, şunu demek istedi aslında. Ne beklenti içerisinde çıkalım buradan? Hani sonuçta ne göreceğimizi düşünerek anlattım, çıkalım. İşte boylarında bir uçlarına doğru highlightları, açıkları olacak. Başka bir şey söyleyeceğim. Highlight'ı yani tipik bir omre mi göreceğiz biz? Yoksa serpme bir şekilde ya mi göreceğiz? Ya şöyle, yani şimdi omre de çok göreceli bir şeydir. Omre de yapıyor, bazıları omreyi yapıyor. Burası koyu, burada renk. Kesinlikle. Bambaşka bir şey oluyor. Kesinlikle. Bu ben buna omre derim, sen bambaşka bir şey dersin. Ben de yaşadım bunu zaten. Kendim anladın de mı? Ben şimdi omre derim. Benim omrem bu derim, sen dersin ki hayda ya, bu nasıl ya bir o dersin? Göreceli bir kavram yani. O yüzden ben o zaman şey yapalım, daha iyi. Omreyi unutalım çünkü beklenti değişebilir. Balyaj, renklendirme diyelim. Renklendirme servisi tamam, yapalım. Şimdi oldu. Zaten saçın rengini çok değiştirmeyeceğiz. Tamam, şimdi onu öyle toparlamış olduk. Birazcık üstüne gidildiğinde belki de tartışılacak, belki de kavga edilebilecek bir potansiyeli var. Bunu yaşamadım. Yaşamak istemediğim için çok fazla bir şey konuşmadım. Tabii ki bununla kalmayacak. Sonuçta bunun bir bitişi var. Hani bizi nasıl bir şey bekliyor henüz bilmiyoruz. Ufuk hakikaten çok konuşuyor. Yani tamam insan çok konuşur ama boş konuşmaz. Yani sürekli aynı şeyleri söylüyor, sürekli. Yani bir şey soracağız, fırsat bile vermiyor. Yani sürekli konuşulmaz ki. Yani o yüzden bilmiyorum, ben kınadım onu ya. Terme olarak yapsaydın, benim için muhteşem bir değişim olurdu. Şöyle bir tamamlayacağım. Belki de önlerinde bir iki tane renklendirme yapıp atıyorum. Termadan sonra. Süpersin, aynen. Bence kesinlikle bir değişim olurdu. Gelin konseptinden ona göre bir tarama yapardım. Şu an bu normal bildiğimiz klasik katlı bir çalışma. Yani sadece önde bir hareket vereceksin. Hani bizim gözümüz boyamak adına yapacaksın bunu. Mutlaka onda da inşallah başarılı olacaksın, inanıyorum. Ama yapacağın renklendirmede, akışlarda, yapacağın gölgelerde nasıl bir yansıma, nasıl bir bize bir gelişi olacak? Bunu da merak ediyorum. Ben şu an için sadece böyle bir özet geçtim. Bütününde yorum yapacağım daha detaylı. Ama benim şahsi fikrim, kanaatim kesinlikle perma yapmalıyım. Perma yapmalıyım. Kesinlikle. Yani 18 yaşında olduğu için saçları ince telli, böyle su dalgası inanılmaz daha güzel akardı. Ve inanılmaz finalde topladığında topuzu veya nasıl yapacaksan tarmanda çok farklı bir konsepte sahip olurdun. Arkadaşlar anlattın ya, bir metre saç var, tek başıma onu saracağım. İnce telli bir saç, seni yormaz. Ya boşversene sen bunu. Sen perm konusunda Ümit Bey'e laf söyleyemezsin. Ben geçen haftalarda bayağı uğraştım yani. Ama mantıksız mı konuşuyorum arkadaşlar? Şimdi yani konusunda... göz var, nizam var. Şimdi çok fazla oynamayacağım, 18 yaşında diyor, şeyimiz, modelimiz diyor. Rengi açmak ama istemiyorum, perma boyamak istemiyorum diyor mesela. Ama perma şundan dolayı söylüyor. Peki sana gelse yani... yapar mıydın permayı? Böyle. Ben hiç, madem eğer ki renk değişimi yapmayacağım, kesinlikle perma yapardım. Kesinlikle yapardım. Tamamen hayal kırıklığı. Yani bize sunduğu bir şey yoktu. Bir kesim yapmış, normal bildiğimiz sıradan katlı bir kesim. Ya buna yorum bile yapmaya gerek duymuyorum açıkçası. Perma yaptıktan sonra bir de gelin saçı tarayacaktım. Perma yaptıktan sonra, perma şöyle bir şeydir. Perma yapıldığı gün saçı permalı kurutarak kendi haline bırakman lazım. Yani ben bir de gelin saçı tarayacağımı düşünürsek, o permalara fön çekerek, maşa yaparak hızlı hızlı sıcakla onu tekrar bozacaktım. Bu da değişik bir kimyasal işlemi olacak saç için. Perma yapmayı da hiç aklıma gelmedi açıkçası. Senin aklına geldi, yani çürütmüyorum dediğini, evet olabilirdi. Olabilitesi yok mu? Çok yüksek. Ben tercih etmedim. Yani keşke sana denk gelmiş olsaydı da dün sen de perma yapsaydın. Sana dün başka bir model geldi, bana böyle geldi. Benim tercihim böyleydi. Böyle kestim. Renklendirme yapacağım. Kakül keseceğim. Sonra tarayacağım. Peki. O zaman çok fazla oyalamayalım Ufuk Bey. Biz ben bir çıkalım. Şey söyleyeceğim. Kesimde bir yamukluk gördüm demiştim. Onu en son finalde konuşmak istiyorum. Aynı şeyleri tekrarlamanın bir manası yok. Finalde kesimi göremezsiniz. Hayır, finalde derken özür dilerim. Bundan sonra bir daha geleceğiz. Tamam. Renklendirme tamam. Göreceğiz değil mi? Öyle değil mi? Ondan sonra konuşmak istiyorum. Renklendirmeye beraber. Çünkü renklendirmeyle daha farklı bir şey göreceğimi düşünüyorum. Öyle yapalım. Çok fazla üstüne gitmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Çok mersi, sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oh, bir dakika yok. Ben istemiyorum daha fazla. Hayır. Saçma sapan bir hale getirip gelin saçı taramanın bir anlamı yok diye düşünüyorum bence. Açık gelsen ensene böyle tokat vururlar. Hayır ya. Yok artık, yok. Gerçekten beğenmedim yani. Bir yolda sapak değiştirmeye gerek yok. Çünkü ben o yolun sonunu bilerek gidiyorum. Of! Gözlerim doldu. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Arka yok. Ben şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım peki bu yorumu? Sen yorum oynamaya mı geldin? Hayır, yapmıyor ben... mu?
Diğer yarışmacı arkadaşlar niye bu kadar sert çıktılar? Benim sizinle anlaşmamı istemiyorlar mı? Yani sürekli bana soru soruyorlar. Endişeleri var birazcık. Niye gülüyorsun? Şöyle, ben onlar için çok ciddi bir rakibim. Ve sizi de kolay ikna ettiğimi düşünüyorlar. Aslında Kakül'le olan diyaloglarımızı görmüş olsalardı. Bir de şöyle bir şey var ya, hani bu yarışma da olsa ben günü kurtarmak adına senin saçını çok kısa kesip renklendirmek istemedim açıkçası. Çünkü bitecek yarışma, bitti bugün. Yarın ne yapacaksın? Bir ay sonra saçını mı boyayacaksın? Ya da işte hiç istemediğin bir kesimle mi gezeceksin? Bir de 18 yaşındasın ya. Bırak da saçını ne zaman boyayacağını sen karar ver. Bu bir yarışma da olsa. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ama herhalde mutsuz olmamı istiyorlar. Çünkü ben sizinle anlaştım. İstediğim saç modelini yapıyorsunuz. Hoşuma gitti. Hı hı. Ama aksine yani çok farklı şeyler düşünüyorlar. Ben gayet memnunum yani. Çok mesela ilk başta çok korkuyordum. Annem beni ikna etti en çok. Kendileri de çok ısrar ettiler. Ben istemiyordum kesinlikle. Ama buraya geldiğimde şu an çok mutluyum. İyi ki gelmişim diyorum. Çok sevindim ya. Neden biliyor musun? Çılgınlık yapıyorsun ya, aynı zamanda kendine bir iyilik yapıyorsun. Şöyle ki yani iyilikten kastım da saçını minik dokunuşlarla şu anda yapmış olduğum kahkül sana inanılmaz derecede bir hava katacak. Ve altına yapacağım olan transparan renklendirme de değişik bir esprisi olacak. Yani onu çok hissetmeyeceğiz biz. Sadece dediğim gibi yani sen yürürken, başını kaldırırken, oynatırken arada böyle gizli gizli görünecek o. Nasıl kalkıp direkt saçımı yıkayıp dışarı çıkabileceğimi, benim rahatlığımı düşünüyor kuaförüm. Ben de onun için güveniyorum. Ve kuaförüme güvendiğim için de saçımı emanet ediyorum. Yani bence gayet güzel olacak ki ben şu an tedirgin olmam gerekirken, çünkü ilk kez böyle bir kerkül kesiyorum. Tedirgin olmam gerekirken ben şu an çok rahatım. Çok sevindim. Çok memnunum. Evet arkadaşlar, gittik baktık. Yani yaklaşık bir saatini harcadı. Fakat sadece ortada bir kesim vardı benim gördüğüm. Bir de daha bitmemiş bir kesim vardı. Ne düşünüyorsunuz? Ben tatmin olamadım yani ilk bir saat için. Yani kesinlikle tatmin edici bir şey yoktu. Bir de sonradan kendi kafasında hani bizim dışımızda düşündüğü bir şey vardı. Kalkül strateji yapacağım. Geliştirmiş kendince. Kendi kafasında. Aslında kurnazlık yapmaya çalışmış. Ama hepimiz tecrübeliyiz. Bunu tabii ki yemedik. Zaten oraya o kalkül olursa o surat yüz, uzun bir yüz bence çok çirkin olacak. Yani çirkinden kastım bence olmayacak, yakışmayacak. Şimdi kalkülünü kestim. Saçının boylarını ve uçlarını renklendirmeyi yapacağım. Yaptıktan sonra onlar beklerken kahkülüne bir renklendirme yapacağım. Dolayısıyla kahkülünü şu anda pensleyeceğim. Korkularını hiç şimdi çıkmadı. Saçınla ilgili hep korkuların olabilir. Evet, haklı olarak da. Ama ne mutlusun ki o korkularını profesyonel bir elle yendin. Aynen öyle. Ben şu anda saçınıza bir doku kazandırdım, kestim, katladım, kahkül yaptım ve bir renklendirme servisi yapacağım. Şu an inanılmaz rahatım. Kendimi evde gibi hissediyorum. Şimdi arkadaşlarım bunu duyarsa ya canları sıkılır. Dolayısıyla yani çok onlara duyurmayalım. Biz kendi aramızda konuşalım. Biraz evvelki şeyleri de öyleydi zaten. Ya acaba çabuk mu ikna etti? Ne oluyor? Çünkü yani siz dünkü model şeydi mesela, çok baskın bir karakter, istemiyorum, hayır falan vesaire. Annesi o kadar ısrar etmesine rağmen annesini bile hani ikna etti. Dolayısıyla dünkü model gibi bir model beklediler ama her insan aynı olmuyor. Yani belki de siz yarın ruh haliniz başkalaşacak. Aynen. Dolayısıyla yani bugün böyle benim şansıma. Bence bir perma yapmasını dedim. Evet doğru söylüyorsun dedi. Dediği halde ama uygulama yok. Agresifliğine dikkat ettiniz mi? Evet agresif. Evet agresif. Yani dün bana geldiğinizde ben hiçbir agresiflik göstermedim. Gayet hoş, sabırla, eleştirinize saygı duydum.
Ama bugün eleştirimize, konuşmamıza bile fırsat vermedi. Vermemeye çalıştı. Evet, hep konuştu. Ama yapısı, çok konuştu da boş konuştu biraz yani. Evet, boş bazen yapabiliyor. Onu gördük maalesef. Ufuk arkadaşımız biraz asi bir arkadaş. Onu gördüm ben. Hani özgüven başka bir şey, ukalalık başka bir şey, asilik çok başka bir şey. O artık biraz asilik boyutunda. Hani çok fazla eleştiriye açık bir arkadaşımız değil açıkçası. Ben o perçem olayına çok takılmıyorum. O mecburen yaptı öyle bir şey. Çünkü renk olarak bir değişiklik sunamayacak bize. Sadece bir renklendirme çalışması yapacak. O da hani hepimizin bildiği gibi bir balyaj diyelim biz ona. Hani birkaç paketten ibaret. Çok fazla bir değişiklik görmeyeceğimiz için herhalde bizi yapacağı perçemle falan tatmin etmeyi düşünüyor. Evet. Şimdi böyle bırakırmışım. Tamam, aç dersin. Yıkarken krepeler olduğu için çok fazla canını yakmayacağım. Ama yine de birazcık böyle hafif hafif canın acıyabilir. Uçlardan açıyoruz. Onlar hafif hafif geliyor. Ama su geldiği zaman biraz böyle hafiften krepeleri tararken canın yanabilir. Öyle, şimdi ben hazırlayacağım ilacımı. Tamam. Sen de kendi kendine meditasyon yap. Şöyle bir şey yap. Burnundan böyle derin derin nefes al. Tamam mı? Tamam. Derin derin. Hızlı hızlı ama 4'e kadar say içinden. Yavaş şimdi değil. Tamam mı? Tamam. 4'e kadar sayarak hızlı hızlı al. Sonra 8'e kadar sayarak yavaş yavaş bırak. Tamam mı? Tamam. Gözlerini kapa. Bunu böyle yapabildiğin kadar yap. Burnundan bütün nefesi çektiğin zaman hepsini doldur, bütün karnını, diyaframını, her yerini böyle hisset yani. Sonra bırakırken de yavaş yavaş bırak. Tamam? Ben o arada geç hazırlayayım. Tamam. Peştemalimi de takayım. Yakıştı. Yani önlük giymedim. Çünkü beyaz zaten üzerindeki. Ama pantolonuma gelsin istemiyorum. Bizim de böyle bir durumumuz var. Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Arkadaşım şurada çalışıyor. Ben burada saç kesiyorum. Tak oradan üstüme damlıyor. Tehlikeli. Yani gidiyor. Boyalar çıkıyor da bu tip işlemlerde açıcılar açtığı için çıkmıyor. Dolayısıyla görüyorum yani. Bazı kuaförlerde parmak aralarına falan giriyor boyalar. Evet. Ya o bir de koyulaştırıyor. Onun için eldiven kullanmak lazım. Çok pardon. İrem Hanım'ın meraklı gözlerle olan biteni izlemesi Ufuk Bey'in de dikkatinden kaçmıyor. Ne yapıyorum saçını sence? Ne yapıyorsunuz? Şu an sürdüğünüz hangi renk mesela? Şu an bir renk değil. Bu saçını rengini biraz açıyor. Tamam mı? Hmm. Çok merak ediyorum. Şöyle ki, böyle hafif bazı yerlerini az, bazı yerlerini çok sürüyorum. Çünkü buradaki geçiş benim için önemli. Evet. Koyudan açığa doğru gelecek. Uçlar birazcık daha fazla açılacak. Yapmayı en çok hoşlandığınız saç modeli hangisi? Modeli derken şöyle, saç kesmeyi çok seviyorum. Saç kestikten sonra da kestiğim figürleri birazcık daha ön plana çıkartmak için renklendirme yapıyorum. Genelde renklendirmeleri standart bir renklendirme yoksa, yani dip boyası gibi ya da atıyorum dip röflesi gibi standart bir renklendirme yoksa saçı keserim. Kestikten sonra kuruturum. Kuruttuktan sonra nereye renk yapmak istiyorsam oraya renklendirme işlemi yapıyorum. Genelde birçok kuaför bu anlattığım gibi yapıyordur renklendirme işlemini. Arkadaşlarım da belki öyle yapıyordur. Bundan sonraki hayatımda da boyalı bir saçla gezmesini istemedim açıkçası. Tabii muhakkak yapacaktır yani 20'li 25'li yaşlarında falan muhakkak boyayacaktır ama o bu zaman değildi yani. Onu gözlerinden okudum. Ben mesela rengi sordum. Hani uçlarına renk uygulayacağını söyledi. Ombreler yapacağını söyledi. Ben de hani tonlamasını sordum. Bana göre karameldir. Sana göre değildir dedi mesela. Yani
Ya ben... ton veremedi. Bak, çünkü ne çıkacağını bilmiyor. Ortaya ezber çalışıyor. Ezber çalışıyor. Ezber çalışıyor. Yani. Doğal saçın üstünde çalışmasa fikri yok. Bak, fikri yok. Ezbere girecek çalışıyor. Yani. Ezber. Abi, aynen. Çıkarsa. Bak bize müşteri gibi davran. Bak bana göre karamel karameldi, sana göre farklı değil. Evet. Karamelse karamel. Evet. O müşteriye göre farklı. Bize göre hepimizin karameli karameldi. Evet. O kadar. Ama müşteriye göre farklıdır yani. O kadar. Abi sen bize rengi söylemen lazım. Ama söyleyemiyor çünkü fikri yok gerçekten. Ne yapacağını bilmiyor çünkü. Evet evet. Yok yani. Şimdi daha önce ben şunu anladım. Bu arkadaş birinci olmuş ama gelen saç hani renk değişimine ilgili kafasında bir bakır uydurmuş. Tamam demiş buna olur yapmış. O günkü arkadaşlar da performansları kötü olduğu için zaten birinci olmuş. Ne renk olacağını sordum kendisine. Bilmiyor yani bilmiyor. Ezber. Ezbere gidiyor. Yani doğal saçta açarken saça ne çıkaracağını bilmiyor. Mesela diyor ki bana göre karamel, sana göre karamel olmayabilir diyor. Karamel rengi, karamel rengidir yani. Gerçekten benim sonraki hayatımı da düşünüp ona göre yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ben aslında bunu çok senin için de değil biliyor musun? Dediğim gibi yani seni tabii ki senin için yani düşünüyorum. 18 yaşında bir kızsın. Bundan sonraki hayatındaki saçınla ilgili olan kararları sen vermen lazım. Yarışma da olsa. Ama ben şimdi gelin saçı konsepti yani ben sana böyle saç toplayacağım ya şey yapacağım yani saç toplayacağım derken yaptığım renklendirmeyi göstermek adına bir toplama yapacağım çok kapatmayacağım çünkü bir renk bir şey yapıyorum toplasam da o renkleri göstermek isteyeceğim arkadaşlarıma ya da görmek isteyecekler televizyondaki seyirciler de. Aklınızda bir model var değil mi şu an? Yani topuzlu bir şey yapacaksınız. Mesela ben örgü çok kullanırım. Hı-hı. Ördüğümde artık o arada renkler görünecek. Hoş görünecek değil bence. Mi? Evet. Onu da düşünüyorum biraz. Bir de 18 yaş olana çok takıldı arkadaşlar. Sanki çocukmuş gibi, reşit değilmiş gibi falan. Yani bu arkadaş zaten bu modelimiz, bu konsepti bilerek gelmedi değil mi? Yaşımın ön plana çıkması çok doğru bir şey bence. Çünkü ben daha 18 yaşındayım. Kadın olmak istemiyorum. Yaşıma uygun bir saç istiyorum. Ufuk Bey de bunu anlayarak buna göre bir saç yapıyor bana. Ama diğer yarışmacılar benim olgun görünmemi istiyorlar. Güven onu iyi yerden yakaladı ama evet. O konuyu. 18-18 sürekli bir 18-18 modundaydı. Reşit dedi en sonunda yani yeter hani çocukmuş gibi davranma. Söylemek zorunda kaldı artık. Söylemek zorunda kaldı yani. Yani sonuçta bu modelde buraya... Ya ben değişim görmek istiyorum abi bak, ya. Bak bir kere tek başına aynen tek kelime kalkıp yani, buraya gelebiliyorsa yani. Değişimi de yarattırabilir. Değişim görelim ya. Yapıldığını çok merak eden İrem Hanım'a işlemin detayları hakkında biraz bilgi veriyor Ufuk Bey. Sürüyorum ve açılmasını daha rahat görüyorum. Şu anki heyecanlanmasınız. Merakımı en çok da. Evet. Biraz klimazan alabilir miyim Resul? Merhaba gelebilirim değil mi? Lütfen buyurun hoş geldiniz. İrem. İrem. Ne kadar güzel olmuşsun sen şimdi. Ben güzel oldum yani. Anne hiçbir şey yapamadım. Bu arada benim adım Zeynep. İrem'in annesiyim. Memnun oldum. Bu arada İrem'i ben size gelmesi için ikna ettim. Öyle arkadaşlarınız mi? Değil çok, bunu bileyim kere. Çok teşekkür ederim. Hem kızınıza iyilik yapmışsınız hem de bana. Aşağıda çok merak ettim. Çok özür dilerim. Bölmüyorum değil mi? Yok ben zaten hani şu an bekleme durumunda. Çok merak ettim. Telefonu da arıyorum. Açmıyorsun. Sessizde. İki saattir aşağıda bekliyorum. Biz öyle bir dünya yarattık şu an. Hiç dünyayla ilişkisi yok. Evet. sizin de saçınızı iyi yapalım. Olur İrem neden olmasın yani. Tamam. Ben açayım yani. Ya İrem şöyle, arkadaşlarla tanıştınız herhalde siz. Evet. Yarışmanın format gereği bir değişim süreci var. Hı hı. İşte keseceğiz, boyayacağız, renklendirme yapılacak. Sonunda da işte gelinlik giyilerek gelin saçı formatında zaten bir şey yapılacak. Zaten benim en çok istediğim, yani ikna olduğum şey gelinlik konsepti. Bir de ben sizin ilk programınızı izledim. Gerçekten öyle mi? Muhteşem bir iş çıkardınız. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel. Beğendim. Yani hep dua edin. Ben İrem'i ikna ettim ama inşallah İrem'e iyi bir gün denk gelir diye. İyi bir şey bak. Sevindim. Güzel. Çok iyi birinden geldi. İrem'in saçları mesela... Kestiler kesilmiş bu arada. Evet, yeni. İrem hiç kerpe kullanmadı. İrem hep de saçlarını yıkar çıkar düz kullanır. Zaten saçları düz, dalgalı bir saçı falan yok.
yıkayıp kurutup çıkardı İrem. Şimdi İrem'i dinledik. Yani dinledim. Nasıl, mutlu musun? Evet. Memnun musun? Kuaförüm süper. Süper. Sen mutluysan sorun yok. Mutlu olmasaydın şimdi siz saçlarınızı boyuyor musunuz? Hayır, ben hiç saçlarımı boyamadım. İnanır mısınız? Ben 38 yaşındayım. Bu arada yaşımı da söyledim. Ama saçlarımı hiç ama hiç boyamadım. Gerçekten. Şimdi yeni yeni beyaz. Arkadaşlar bekler ya, saçın niye beyaz? Ya 38 yaşına kadar hiç saçınızı boyamadınız. Hiç boyamadım. İnanın. Kötü bir şey değil bu. Neden boyamadınız? Gerek duymadım. Çünkü bu etrafımdaki arkadaşlar değişiklik. Bir de şöyle bir şey var. Bir inanç vardır. Hani mutsuz kadın devamlı hemen kuaföre koşar. Ben buna hiç katılmıyorum. Çok mutlusunuz. Benim de çok mutsuz olduğum anlar oldu ama hemen bir kuaföre koşmak aklıma gelmedi. Yani ben saçlarımdan beyazınız da yok zaten. Yok. Zaten bir gittiğim belli bir kuaförüm var, sağ olsun. Abi kardeş gibiyiz. Hı-hı. Beni hiç kırmaz. İstediğim gibi keser. Ben hep saçımı uzun kullanmayı severim. Sağlık kuruluşunda çalışıyorum. Toplu saçlı kullanıyorum ama saçımı uzun da kullanıyorsunuz. Yani. Ben değişim görmek istiyorum abi. Bak, ya. Bir. Ben şaşırdım. 3, 2, 1 Gerçekten inanamıyorum. Ne işe yarıyor bu makine? Bir sıcaklık veriyor. Hangi makine vermişim? Saçıma tuttuğunuz. Yani bu makine şey, şimdi renklendirme işlemlerinde ilk sürdüğümüz yerle son sürdüğümüz yerin arasında en az 3-5 dakika oynuyor. Dolayısıyla ilk sürdüğümüz yer daha fazla açılıyor ya da hızlı açılıyor diyelim. Seyyar klimazonumuz da birazcık daha mesafeyi, yani aradaki dakikayı birbirlerine yaklaştırıyor. Yani hızlandırıyor. Bunu çok eskiden fön tutarak, Vigo tutarak yapardık. Ama onun şöyle bir durumu vardı. O hem hava üflüyor hem sıcak üflediği için sürdüğümüz ilacı dağıtıyor diyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bu sadece sıcak bir sıcaklık yani. Sıcak bir sıcaklık ne demekse. Dakikalar geçtikçe İrem Hanım'ın heyecanı da artıyor. Evet, artık olmuş. Yıkama ünitesini alalım. Açılacak mı bu saç? Yani açacağız canım. Alalım seni. Otur ama yaslanma. Yaslanma. Tamam. Ben Resul'cum, sen şey yap, ben havluyu koyayım. İyice çalkalayalım. Ben şimdi saçına süreceğim boyayı hazırlayacağım. Arkadaşım da saçını yıkıyor. Uçtan başlarsam o boyası akar, yormaz onu, dipten olmaz, her ay boyaya gitme gereği duymaz kendinde. Beni düşündüğü için yapıyor bunu. Bu işte rengini yapacağım şu anda. Biraz evvel açtım. Şimdi rengini yapıyorum. Bir bayan değil de 45 yaşında bir bayan getirmiş olsaydı çok genç, yaşına uygun bir saç mı yapacaktı? Vardı yani. Evet, çok yani 45'lik bir saç mı yapacaktı? Evet, yani? Doğru söylüyorsun. Veya 40 mesela, yani veya 50'lik 50 yaşındaki bir hanımefendi getirdiğimizi farz edelim. Genelde hepsi demeyeyim de çoğu mesela genelde saçlarını bugüdüyle saranlar yani var. Aynen. Değil mi? Yani hepimizde mi var bu? Mevcut yani. Onlara da onu mu yapacaktı? Öyle bir şey mi yapacaktı yani? Neyse, biz artık doğallığı seviyorum adına. Doğru. Yavaş yavaş gidelim isterseniz. O zaman bence fazla beklemeyelim, daha gidelim ya. Gidelim bakalım, bakalım. Sonuç nedir, nasıl tamam. Gidiyor. Evet. Şu an ne yapılıyor peki? Şu anda işte en son rengini veriyorum. Biraz evvelki çünkü bir renk değildi. Biraz evvelki sadece saçının koyuluğunu silmek adına yapılan bir eylemdi. Şu anda istediğim renk karakterini uyguluyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Baskın basanındır hadi. Evet. Yakaladık. Şey yaptım. Renklendirme servisim. Bahsettiğim öndeki renklendirmeyi pakete aldım. Bir tık daha açık olsun diye. Arkaları hiç pakete almadım. Hepsini dışarıda sürdüm, bıraktım. Bu öndeki pakete krepe yaptın yok, mı diplerini? Yok, krepe yapmadım. Çok ince ayırdım. Bütün yaptım. Dibine gelmeden. Ama 3 pakete aldım. Normalde bir paketin içine hepsi girebilirdi ama ben daha homojen yayılsın ve böyle çok kesik kesik durmaması adına ince ince aldım.
çok yani dibine girmeden. Şimdi kesik kesik olması için krep yapmak gerekiyor değil mi? Tabii krep gerekiyor. Cila mı yapıyorsun şu anda? Şu anda boya yapıyorum. Yani boyadan kastım işte renklendirme boyası. Anladım. Diplere herhalde bir şey yapmayacaksın. Şöyle ki siz de biliyorsunuz yani yapmış olduğum boya kendi saçına bir şey yapmıyor. Açıklara renk veriyor. Tabii onunla ilgili bir şey yapmayacaksın. Çok beklerse kendi renginde açar. Tabii yani neyle yaptığın önemli. Hani bir yarım saat bekletirsen zaten hani saç ıslak da olsa. Nasılsınız? Çok iyiyim. İyi. Çok güvenmesin kendimi. Belli belli. Abi. Ne güzel. Ufuk Bey güzel ne kadar iyi değil mi? Hiç böyle uyumlu bir model. Buraya geldiklerinde beni ağlayarak görmek istiyorlar. Benim yani Ufuk Bey'e bağırmamı istiyorlar veya kızmamı. Böyle karşılamamı istiyorlar ama hiç bekledikleri gibi olmadı. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradılar. Modelimle aramızdaki sinerji birazcık arkadaşlarımızı rahatsız etti sanırsam. Çünkü ikinci kere gelmelerinde de biraz kızacağız diyorum. Gerçekten biraz mağdur oldu. Biraz önceki yani bundan önceki geldiğimizdeki falan hatta modelimizi ilk bıraktığımızda doğallığı bozmayacağınızdan falan bahsettiniz. Yok öyle bir şey demedim ya. Yani hayır. Saçını boyamayacağım dedim. Tamam saçını boyamayacağım demek doğallığı bozmamaktır. Yani. Niçin boyamadınız peki? Böyle sorayım. Ya şöyle arkadaşlar başka şey konuşuyoruz ya. Niçin boyamadım? Dip ama bak sorma cevap vermek durumundasın değil mi burada? Biz veriyorum. Tamam başka şey konuşuyoruz demeyeceksin. Şimdi bir şey soruyorum. Saçı neden genel olarak değiştirmedin? Doğallığını bozmamak adına. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır. Neden değiştirmedin? 18 yaşında olduğu için mi? Kesinlikle öyle ve dip boyası yapmasını istemiyorum. Ama zaten saçla bir işlem yaptınız. Her halükarda bu saçı ya bozduk şöyle yani. Bir ondan şey. Bahsediyorum. Sinan'ım bak şimdi. Bu saça bu saatten sonra bir daha tekrar yapılır mı yapılmaz mı? Tekrar yapılır mı yapılmaz mı derken? İşlem yani ben bu saçın rengini, modelim diyor ki ben artık saçıma bir şey yaptırmak istemiyorum. Hı. Dediği zaman yaptırmaz değil mi? Yaptırmayabilir. Ama İsterse öndeki, yaptırmaz. Ama öndeki perçemdeki ama, dipten başlıyor. O zaten onun da savunmasını önceden yapmıştı. Hoşuna gitmezse orası koyulaştırabilir falan demişti. Şimdi orayı bozdu. Yaptırır mı yaptırmaz yani, mı? Yaptırmak istemezse ha. Yaptırmaz. Tamam. Peki uzadıkça çok çok daha mı güzel olur? Peki bir şey söyleyeceğim. Boya yapsaydım ben artık saçımı boyatmıyorum dediği zaman nasıl bir görüntü çıkardı sende? Şimdi şöyle yine bir şey koyuya bak, boyardı. Başka bir şeyden bahsediyorum. Yine koyuya boyardı yani o kadar şey değil ya. Şimdi şey ben... Bu da benim anlatmak istediğim çok başka bir şey. Anlatmak istediğini anladım ama şöyle ki Sinan. Şimdi demek istiyorsun ki saçı boyamayacaktın, natürel bırakacaktın. Bak farkındaysan seni eleştirmek değil de sana bir şey soruyorum. Hani tatmin olmak adına. Yani şu an ben seni eleştirmiyorum. Çok düzgün bir şekilde soru soruyorum ki tamam. Bana cevap vermeni istiyorum. Çok makul konuştuğumu düşünüyorum. Tamam, şimdi bir daha alayım o zaman. Sen bu saçı açtın ve şu an Lumix dediğimiz cila olayını yapıyorsun ki istediğin tonu elde etmek adına. Yani bunu bence dekorele işlemi yapmadan, yani sonuçta bu saç açıldı. Ya, senin anlamadığın şey ne biliyor musun? Nedir? Renk karakteri veriyorum. Soğuk bir renk karakteri veriyorum. İçinde kahve olan. Anladın kahve mı? Olan. Yani sen bunu 12 ve 12 birle natürel saçta nasıl verebilirsin? Muhakkak ilk önce yumuşatarak açıp sonra mahagoni mi yapacaksın? Bronz mu yapacaksın? Küllü mü yapacaksın? Vermen lazım. Bak ben de şundan bahsediyorum sana. Ya yine senin tabirine başlayacağım. Hı hı. 18 yaşında bir model. Saçına hiç böyle bir şey yapmayıp direkt boyayla madem böyle bir şey yapsaydın daha yumuşak tonlar da elde edilebilecekti. Doğru mu? Ya böyle şöyle ki ben anlatamadım ya kendi saçını. Ben sen beni anlamıyorsun. Hayır anladım da sen beni anlamadın. Neden anlamadın? Çünkü diyorum ki vereceğim renk karakterini ne 12.0'la ne 12.1'le verebilirsin. Benim inanılmaz bir özgüvenim var. Yine mesleki anlamda konuşuyorum. Ama Ufuk'ta bunların yanı sıra asilik söz konusu. Hani eleştiriye açık bir arkadaşımız değil. Eleştiri birazcık sanatına böyle değdiği zaman hani bir yaraya tuz basarsanız daha çok yanar. Hani öyle bir hal aldığı zaman tavrı değişebiliyor. Ben her soruya cevap veririm ama bir şeyler anlattılar. Böyle boya böyle bilmem ne yap falan diye. Gerçekten kendilerini seyrettikleri zaman televizyonda tebessüm edeceklerdir kendilerine. Ben şaşırdım. Ya bugün keşke iyi anlaşmasaydınız da sen kendini gösterseydin, daha farklı bir şey yapsaydın. Keşke ağlasaydı da ortaya çok değişik bir sunum sunsaydın. Ben içeri girdiğimde yani tamam ağlamış olabilirsin ama Ufuk Bey muhteşemsin ya. Kesinlikle harikasın yani. Diyebilseydim. Bununla ilgili üzgünlüğüm var. Sakın yanlış anlama sakın. Yoksa tanıdığına ilgili yani tanıdığına ilgili herhangi bir şey yok. Mutlaka iyi bir sanatkarsındır. Biz günü yorulmuyoruz. Bununla ilgili yorum yaptım. Finalde tekrar yorum yapacağım. Şimdilik bu kadar. Kardeşim kolay gelsin diyorum. Eyvallah. Bazen bir bakış, bir susuş, her şeyi anlatır. Çok şey anlatır diyorsun. İyi veya kötü. Eyvallah eksik olma. O zaman çok fazla bir şey kolay yapmayalım. Gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah görüşürüz. Kolay gelsin.
Kesulcum saçı şimdi yıkayalım. Krem sürüp açalım. Krem şampuan yapmıştın. Tamam, biraz daha fazla krem sürelim. Çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ediyorum. İzliyorum, takip ediyorum. Çok büyük bir şeydir yani. Ufuk inşallah anlamıştır yani. Susmak gerçekten bazen her şeyi anlatır. Güven arkadaşımız çıkmadan önce bir laf söyledi orada. Bazen susmak en büyük cevaptır şeklinde. Bence bütün yorumlarımızı bir köşeye atarak en büyük cevabı Güven arkadaşımız vermiş oldu. Saçını göstermeyeceğim sana. Sürpriz olacak. Bana da mı? Evet, sana da. Şimdi seni direkt makyaja alacağız. Makyajın olacak. Ondan sonra da saçını. Tamam. İrem Hanım'ın gelin makyajı yapılırken kuaförümüz Ufuk Bey de gelinlik seçmeye gidiyor. Vay. Modelime ne yapsam? Hepsi birbirinden güzel. Bilemedim vallahi ya. Hepsi birbirinden güzel ama. Evet, bu güzel, güzele benziyor. Bir de bu. Karar vermekte zorlanıyorum. Herhalde şu. Gelin olacaksa böyle çok şatafatlı bir şey olsun. Çok da güzelmiş. Ben bunu alayım. Ama her ihtimale karşı bir tane daha almak istiyorum. O da yine kolsuz bir şey olsun. O da bu olabilir. Bunu da alayım. Deneme yanılma şeklinde karar veririz. İkisi de herhalde uygundur. Ayakkabı da en uygun olan bu. Bunu alayım. Tamamdır. Güzel bir gelin hazırlayacağım inşallah. Son rütuşları da yaptık. İki tane gelinliğimiz var birbirinden güzel. İkisini de giydirmek istiyorum. Hangisi uygun olursa onu giydireceğim. Ay, bunlar da bayağı ağırmış. Bakalım neler olacak. 3, 2, 1. Gerçekten inanamıyorum. Evet, geldik bu özel haftanın bugünkü final aşamasına. Ufuk Bey bizimle daha önceden yarışmıştı. Hatta yarıştığı haftanın da birincisi olmuştu. Kendisi biraz ağırbaşlı bir karaktere sahip. Bilgilendirmelerinden de ben açıkçası çok şey öğrendim. O yüzden ona teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ben bugünkü imaj çalışmasında bu tecrübesini nasıl yansıttığını çok merak ediyorum. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Evet, lütfen. Modelimizi görelim ki onun üzerinden yorum yapalım. Bence de. Hazırız o zaman biz. 5'ten geriye doğru sayabiliriz. 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gayet şeker gözüküyor yalnız, değil mi? Böyle pozitif bir enerjiyle geldi. Nasılsın? Çok iyiyim. Bugün seni bir ara böyle bir mutsuz görmüştük. Ama şu anda tamamen değişmiş durum. Evet. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii, söylemek isterim. Öncelikle mutsuzluğum kesinlikle saçımla alakalı değil. Çünkü saçım tam istediğim gibi, çok beğendiğim bir model oldu. Kalkülüm konusunda tereddütlerim vardı ama onlar da gayet güzel şekilde sonuçlandı. Arkadaşlar, kim başlamak ister? Genel ben, yorum alacağım. Emeğine sağlık Ufuk. Bir şey sormak istiyorum. Saçın önleriyle, daha doğrusu önlerine uygulamış olduğun renk çalışmasıyla bizden sonra bir işlem uyguladın mı? Evet, biraz gözüm açık geldi, biraz koyulttum. Gözünü açık geldi, koyulttum, evet. İstediğin gibi olmadı galiba. Şöyle, zaten paketi almıştım size söylediğim gibi. Önler biraz daha açık, arkalar yani uçlar biraz daha koyu olsun istedim ama
bir tık daha açık oldu. Dolayısıyla böyle 5 dakikada biraz koyduk. Önlerin daha açık olacağını, uçların daha koyu olacağını söylemiştim. Söyledim galiba. Ama istediğimden biraz daha açık evet, oldu. Ama şu an önleri galiba uçlardan daha koyu duruyor. Bence daha güzel olmuş. Yok, bu başka şöyle, bir açı. Yani kaldırıp bakarsan açıklığını göreceksin. Ama bir prensip olarak aslında istediğim buydu da biraz açık geldi gözüme. Yani kuruttuğum zaman. Sonra yok, açıkçası şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış söylüyorsam düzelt. Hı hı. Önlerini arkalardan daha açık yapacağım demiştin. Aynen öyle. Orada ben aslında şaşırmıştım. Hani uçları daha açık olacak deseydin, evet bakış açıma göre daha doğru olacağını düşündüğüm için. Orada biraz bir çelişki yaşamıştım. Sonrasında zaten açık geldi diyorsun. Bizden sonra oldu. Tekrar yani koyulaştırdım diyorsun. Aslında senin yaptığı yorumları biraz dinlemiş gibi oldu. Yaptığım yorumları dinleyecek bir arkadaş değil canım. O kendi bildiğini yapan bir arkadaş da. Şimdi yok. Ama o zaman öyle dinlemiş gibi oluyor. O konuda öyle oluyor. Değil. Yani değil dinlemiş mi? Gibi değil. Hani sadece oradaki onun söylediğine karşı benim yaşadığım çelişkiden bahsediyorum. Hayır fikrim. Sanki önlerini koyulaştırmışsın, uçlarından yani açık olması gereken dediğin yerler aslında tam tersi olmuş ve bence olması gerektiği gibi olmuş diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Bence herhalde sen de bunu daha çok beğendin. Çünkü uçlarına hiçbir şey yapmadım. Sadece ünlü bir şey yaptım ama şöyle ki hani koyudan açığa doğru bir espri yapmak istemedim zaten. Öndeki kahkünün altını yaptığım transparan renklendirme biraz daha açık olmasını istedim. Peki, çünkü tepesinde... Senden rica etsem perçemiyle oynayabilir misin? Tabii. Yanlış anlama, ben daha önce de söylemiştim. Ben yapılan bir saçı çok hı-hı. elleşmek istemediğim için. Hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tek bir şey daha söyleyeceğim. Hı-hı. Sonra susacağım, arkadaşlarıma bırakacağım sözü. Rica etsem hafif dönebilir misiniz? Sünger kullanmışsın galiba. Evet, sünger Süngerin kullandım. Süngerin esprisini çözemedim. Neden çünkü gözüküyor? Duvak çok ağır. Evet, biraz çıkmış sünger. Duvak çok ağırdı. Çok da krepeyle saçı boğmak istemedim ama... herhalde içeride beklerken azizliğe uğramış bir şey olmuş yani. Bu arada makyajı çok güzel olmuş. Hı-hı. Makyöz arkadaşımızın eline sağlık. Makyöz yaptı bildiğim kadarıyla. Evet. Evet, baktığımda güzel bir gelin görüyorum. Ama kişisel olarak Ufuk beni tatmin etti mi diyecek olursak hani gerçekten beklentimi karşılamadı. Hı-hı. Ama güzel olmuş. Eline sağlık arkadaşlar. Çok fazla istenileni veremedi diye düşünüyorum. Hani gerek tavırlarıyla, gerek cevaplarıyla, davranışlarıyla ve sanatıyla benim beklentimi karşılayamadı. Öncelikle tekrar emeğine sağlık. Sonuçta bir süre harcadın, bir emek verdin. Gelinliğe göre bir taramadan başlayacağım ben. Gelinliğe göre uygun bir tarama yapmışsın. Yani tek omuz bir gelinlik. Ve bu tarz gelinliklerde ya ense topuzu ya da böyle yandan bir topuz biz genelde uygun görüyoruz. Tarama olarak güzel olmuş. Duvak kısmı çok kötü. Biraz daha yürüse düşecek. Bu hani senden beklemediğim bir şey. Belki biraz aceleye geldi. Ben de bu değil evet, yani. Evet orada birazcık bir şey olmuş, bir şöyle, şey kaçmış. Bu böyle bir şey yoktu. İçeride beklerken herhalde azizliğim varmış. Belki de. Yani ben sorayım, içeride takıldın mı, bir şey oldu mu, oynadın mı? Oynadın biraz mı? Sen mi oynadın? Yani o süngeri öyle bırakmayacağını biliyorsunuzdur herhalde ya. Evet, modelimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Tebrik ederim. Pardon ya, sizce ben böyle çıkartabilir miyim ya? Ya yani, şimdi hayır. Tabii peki, ki bir profesyonel peki, olarak peki, böyle çıkartmazsın. Peki bir şey soracağım. Şu anda eğer çok kısa bir şeyse istersen düzelt. Ya onu sen yapıyorsun, sen düzelt. Yani onu herkes düzeltir. Yok zaten şey saç açık süngeri yani. De saklayayım istersen. Gerekli tamam, açıklamayı yap yani. Düzeltmesine gerektirecek aynen. Bir durum da yok yani. Ya böyle bir şey olabilir. Tabii canım ya artık bu saatten sonra düzeltilecek bir şey yok. Duvak kaymış, sünger görünüyor orada. Yani evet bu bir kusursa kusur diyebilirsiniz. Hafif bir ukalalığı var. Kısmen yakışıyor, kısmen yakışmıyor ama... yerine göre kullanmayı bence biraz daha bilmeli. Öncelikle elinize kolunuza sağlık diyorum. Sonuçta bir emek var. Mustafa arkadaşıma katılıyorum ben de. Taraması, ben çok beğendim taramasını. Yani gelinliğe uygun bir tarama. Tamamıyla gelinlikle saçın taraması uyumlu olması lazım. Evet. Yani bu gelinliğe uygun bir saç taraması. Duvak konusunda da daha sağlam olabilirdi. Ve mimar bir şeyler inşa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şov saç olabilirdi yani böyle daha kendisini ön plana çıkacak bir renklendirme yapabilirdi. Evet şimdi Ümit Bey'den yorumu. Ümit Bey dün yarıştı, bir performans sergilediniz. Şimdi ikinci günde bakalım eleştirimiz nasıl olacak Ümit Bey'den? Şimdi
Biliyorsunuz dün ben taradığımda saçı, evet, demin Ufuk arkadaşımıza dedik, içeride herhalde olmuştur beklerken falan. Aynı durumda ben de yaşadım ama onunla ilgili bir bahane üretmedim. Hı hı. Saygı duydum. Bugün ilk girdiğimizde doğallık üstüne çok konuşuldu. Arkadaşımızın, modelimizin yaşının 18 olduğu, daha çok doğaçlama olacağını konuştuk. Hı hı. Onun üzerinden gittik. Anladığım kadarıyla biraz renk kahveye dönmüş. Yanlış mı görüyorum? Şey anlamda, genel anlamda hani gölgeden bahsetmiyorum şu an. Geldiğinde çünkü kestaneydi, bir kahvelik var. Çünkü doğallıktan bahsettik. İstiyorsan yaklaş bak şöyle. Çok homojen yayıldığı için yaptığım renk, evet, koyuların arasında baskın uçlara doğru. Dipler zaten koyu görüldüğü gibi. Yani kırdınız gibi biraz saçı. Yok, kırılmadı. Yani renk verdiğim, yaptığım highlightlara verdiğim renk krepe tarandıktan sonra homojen olarak yayılıyor saça. Evet. Dolayısıyla da yani orada bir geçiş var. Bakılırsa zaten tepeler çok koyu. Kırmış olsam niye uçlarını kırayım? Her tarafını kırarım. Bence olmamıştı. Ben açıkçası beğenmedim. Ama mutlaka kendisi sanatkardır tabii ki. Ben sadece bu anki konsept için beğenmedim. Duvak evet olmamış. Ben rengi beğenmedim. Yanlış anlama sakın. Benim kendi fikrim bu. Çünkü ilk yanlış başta anlamıyorum. Sen ne söylüyorsan yani, ben seni doğru anlıyorum. İlk orada yanlış anlaşılacak bir şey yok. Senin fikirlenelim, ortaya bir şey attın ama sonuçta böyle bir görselle çıktı. Kalkülü beğendim. Tonlamayı beğenmedim. Taramayı da beğenmedim. Taramayı neden beğenmedim? Çok basık olmuş. Tepeyi bence boyundan uzundan kaslarını biraz daha kabartıp, yukarı biraz daha çıkarıp düzgün oturtsaydı duvağı daha farklı olurdu. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ya bir de şey diyeceğim, hani uzun olması kötü değil ki. Sonuçta yanında bir damat yok. Arkadaşlar hakikaten çok özel bir haftadayız. Siz de özel olarak seçildiniz. Dolayısıyla bu hafta rekabet biraz fazla. Ben sizden özellikle hani bastıra bastıra yorumlar istiyorum ki hem biz bir şeyler kapalım hem de bu iddianızı birbirinize daha net ifade edin istiyorum. O yüzden sizi birazcık zorladım. Ama şimdi sizden ricamız Ufuk Bey'e bugünkü çalışması için puan vermeniz. Bakalım sizden kaç yıldız alacak, merakla bekliyoruz. Umarım adil bir oylama olmaya devam eder. Merakla bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Ufuk Bey, biz kalalım. Sizi şöyle alayım. Evet Ufuk Bey, artık bitti bugün. Bugünün, evet, sonuna geldik. Elinize sağlık her şeyden önce. Teşekkür ederim. Bugün modelimizin özel bir durumu vardı. Aslında kendisi çok fazla bizimle birlikte olmak istemedi. Annesi biraz ikna etmeye vesile oldu. Açıkçası ben annenin senin hakkında ne düşüneceğini çok merak ediyorum. Onu yanımıza alalım mı? İzninle. O zaman Zeynep Hanım gelsin aramıza. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. İşte benim kuaförüm. Bebeğimin kuaförü. Teşekkür ederim. Bebeğim, süper olmuşsun gerçekten. Elinize sağlık. Gerçekten sihirli parmaklarınız değmiş İrem'e belli yani. Siz ne kadar çok benziyorsunuz birbirinize. Bayağı zaten anne... İrem'le beni hep anne, abla kardeş, abla kardeş gibi. Sizin yaşınız da çok genç. Evet. Size de bir değişim yapsaydık biz. Bu yani İrem'i gördükten sonra düşünebilirim ama Ufuk Bey'e gelirim. Ufuk Bey gerçekten yetenekli yarışmacılarımızdan gerçekten biri. Siz beğendiyseniz bence bunun başka bir yoruma ihtiyacı yok. Bakalım şimdi Ufuk Bey anneden ve İrem'den aldığı güzel yorumları rakiplerinden de alabilecek mi? Ben kaç yıldız alacağını çok merak ediyorum. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Ufuk arkadaşımıza 2 yıldız veriyorum. Bugün Ufuk Bey'in kesimini, renklendirmesini, hatta taramasını bile beğenmedim. Kalkül dışında. Bu yüzden yıldızım 2. Kolay olduğu kadar da zor bir modern bir getirdiniz bana. Bir anda makası aldı ve saçımı kesti. O an neye uğradığımı şaşırdım. Sen görebilir. Ama ben çocuk gibi oldum. Ufuk Bey'in bugünkü bize sunduğu saçlarda ve gelin konseptinde verdiğim yıldız 2.
Ufuk Bey'e yıldızım 2. Rakiplerinin verdiği ikişer yıldızla Ufuk Bey birincilik yarışına ortak oluyor. İlk gün 8 yıldız alan Ümit Bey ile ikinci gün 8 yıldız alan Ufuk Bey arasındaki mücadele bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet, bir değişimin daha sonuna geldik. Bugün Ufuk Bey yaptığı çalışmayla hem İrem'i hem de annesini oldukça mutlu etti. Umarım siz de sevdiklerinizle birlikte bizi izlerken mutlu bir bayram geçirmişsinizdir. Biz yarın yine aynı saatte Star ekranlarında olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çık gelsin, ensene böyle tokat vururlar. Hayır ya. Yok artık, yok. Gerçekten beğenmedim yani. Gittiğim bir yolda sapak değiştirmeye gerek yok. Çünkü ben o yolun sonunu bilerek gidiyorum. Of! Gözlerim doldu. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Arka yok. Ben şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım peki bu yorumu? Sen yorum oynamaya mı geldin? Hayır, yapmıyor ben... Neden? 3 dakika bekleyebilirdi. 2 saatte bir insan nasıl kesin yapabilir? İnanasım gelmiyor yani. 3, 2, 1... Saçını çok özensiz buldum yani taramasını. Güverek söyleyeceğim, gerçekten taramanı ben de özensiz buldum. Söylediklerinde hiçbir şey anlamadım Mustafa, kusura bakma ama...